Recim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah iki can aziz eylesin. Cenab-ı Hakk'a ihsanını, lütfunu esirgemesin. Aklımıza marifet olan, kalbimize muhabbet olan, ruhumuza müşahadet olan, hayatımıza kıblet olan, eylemimizde rızası dairesinde hareket eylesin inşallah. Sevgili kardeşler, Dima 111, Takul 16, 15-03-220, Küçükçekmece. Elhamdülillah. Yani şimdi bugün de Takul. Yani peki, niye zihne bazen geçiyoruz? Akla en yakın olan zihin olduğu için onunla irtibas ediliyor. Onun için böyle bir adetimiz vardı, böyle tasavvur yaparken bir tahayyül yapıyorduk. Düşünce ile akıl birbirine yakın olduğu için tasavvurla taakkulu da böyle beraber götürüyorduk, hatırlarsanız. Zihinle aklı da beraber götürüyorum. Çünkü çok irtibas ediliyor, karıştırılan bir mevzu. Bununla hani biraz önce konuştuğumuz gafurla şu, o da çok önemli şimdi de, bu da lazım mukaddemede. Şimdi ustadın bir yeni talebesi var, bir eski talebesi var. Diyor ki, eski talebem kahramanlık yapıp benimle savaşırken diyor Ruslara karşı, bir dakika bir kahramanlık yapıyor, ondan sonra şehit oluyor. Veya depremle, veya salgın hastalığıyla ölüyor, boğuluyor, yanıyor, 10 dakika sürmüyor. Doğumla işte ölen, 40 gün nohusalık. Ama başka bir model var, ölünceye kadar nefsiyle mücadele ediyor. 10 dakika nefisle mücadele etmek zorundur. Genel bir kuraldır. Peki, iyi dinleyin, bu çok önemli. Yeni gördüğüm bir şey söylüyorum. Külliyatta bu kanuniyetini gördüğümü söylüyorum, paylaşıyorum sizinle. Şehid-i manevi, şehit oldu. Bir şehit var, bir şehid-i manevi. Evet. Ama ölünceye kadar pazar günü dersi giriyor, şey yapıyor, nefsini mücadele ediyor, yataktan kalkıyor. Bir 10 dakika değil ya bu. Bu da şehit, o da şehit değil bu. Bu nefsiyle mücadele edip ölen şehit değil. Sıddık deniliyor. Evet, aynen sıddık deniliyor. Aziz Sıddık kardeşler. Sıddıktan mı? Evet, sıddık. Şehide benzemez. Bu böyle Ebu Bekir Sıddık'ın makamıdır. En büyük makam. En büyük makam. Sıddıkmış. Sıddıkiyet. Bak bu makamı biz biliyorduk, duymuştuk ama bunu nasıl yaşarız, nasıl ulaşırız diye sualler geliyordu aslında, evet, değil mi? Sıddıkiyet bu. Bunun vasfı nedir diye merak ettim. O dedim, almaya da söylediğimizin altyapısı var mı diye. İlk dönem sebap diye biz namaz kılarız. Allah emretti diye kılarız. Sonra belirli bir aşamaya geldikten sonra Allah'ın dinine hizmet etmek lazım. Kimin? Allah'ın. Din Allah'ındır. Tamam. Biraz da terakki ettin mi? Hayır. Benim. Din onun da kimin olursa olsun. Ama din benimdir. Kimsenin dinine ben hizmet etmiyorum. Bu din benimdir. Benim. Ben. Bu halet ne hissettirir? Cennet davası olmaz bu. Böyle cehennem endişesi olmadığı için cennet gayesi olmaz. Yani Allah'ın davasına, Allah onun davasına hizmet ediyorum. Ben o. Fıkhıl Ekber'de geçiyor, diyor ki, mukaddeme şey yapıyorum. Allah'ı görmek ehli sünnettendir. Kafa gözüyle değil, gönül gözüyle, kalp ve ruh gözüyle farklıdır, akıl gözüyle. Bunun rüyada da var yani. Gözün kapalı olduğu halde görüyorsun. Gibi. Şimdi orada diyor ki, Hazreti Ali görmüş Allah'ı, İmam-ı Azam görmüş, yazıyor yani Fıkhıl Ekber'de. Ahmet bin Hanbel'inkisi ilgimi çekti. Ahmet bin Hanbel diyor ki, radiyallahu anh,
Ben Rabbimi gördüğüm zaman diyor şaşırdım ve Rabbim benim o ürkekliğimi kaldırmak için ey Ahmet ben de ne istiyorsun? Ben hiçbir şey diyemedim diyor. Gene kendisi devam etti. Rabbim diyor. Allah değil. Allah gözükmez, Rabbi gözükür. Allah Resulü Miraç'ta Rabbimi gördüm diyor. Cennette de herkes Rabbini görecek. Diyor ki ya Ahmet benden bir şey isteme. Beni iste. Benden istediğin bir şey kullanacağım ben bunu duydunuz da. Benden istediğin bir şey bendendir, ben değil. İşte Allah'ın dinine hizmet etmek o değil. Allah'ın dinidir bu. Bu ise sıdıkiyet ise onun dini olabilir, onundur tamam. Ama bu benim. Bu ders benim. Sevap için değil. Cennet için değil. Mesela simit kahvaltıda ekmek yedik. Allah razı olduğu için mi yedik? Yani her işimizi Allah bu işte razı mı diye mi soruyoruz? Doğamızdan, fıtratımızın iktizası yiyoruz. Yapıyoruz. Keyfen. Bu benim. İşte bu sadiki. Ben Allah'ın dinine tamam idim. O mehaleden geçildim. Bu benim davam. Bu benim. Ben. Ben. Peki bunun haleti ne olur, fikriyatı? Yok ben bunu yaparsam sen de bunu yap. Bak sen bunu yapmıyorsun. Ben bunları yaptım. Sen niye yapmıyorsun? İddialarda bulunmaz. Çünkü niye? Din benim. Benim yani dine tutunduğum bir şey değil. Benim ben. Bu dine çalışarak kendimi yapılandırıyorum. Bu benim. Dolayısıyla sen de kenarda tutursan memnun olurum. Yapmadığım bir şeyle de sitem etmem. Niye? Mecbur değilsin. Bu dinim, din benimdir, benim. Ortada bir din olursa hadi beraber yapalım. Ben yapıyorum, sen de yap. Ortada açın. Bu ortada değil, bu benim. Sen bana yardım edersen minnettar olurum. Yapmasan da kızmam. Arabalar geçiyor, ben durakta bekliyorum. Beni niye olmadı, vay be falan diyor musun? Yok, mecbur değil. Ama bir salırsa minnettar olursun. Böyle bakacaksın. Bu din ortada değil. Onun da değil. Bu benim, ben. Bana ait din değil. Din benim. Arkasını bir yere dayandırmamız gerekmiyor mu abi? Ha, arkası sahibi tabii o. Ya öyle yapmamız lazım. Çünkü millet yanlış anlar ya. Ne anlarsa anlarsın önemli değil. Millet için değil. Allah'ın dini ama bu dinin donmuş hali benim. Tamam abi onu anlıyor musun? Ha anladınsa sen önemli. Biz de anlıyoruz. O tekisi önemli değil. Yani Tanrı'ya indirettiği zaman... Bu beni, bunu anlayacak insan muhataptır zaten. Bu benim bak. Dinin donmuş hali insandır. Allah'ın gayesi, sırrı işte. Donmuş benim. Yani. 8 işi birden mi dökülmüş? Tabii. Üstadın yani. Bir gecede... 9 işi. Darbe indirildiği zaman... Alem-i İslam'a indirilen darbeler ilk önce Rum'da hissediyor. Ruh'a indiriliyor. Ruh'a indiriliyor. Bak, din ortada sahip çıkılan bir şey değil, o önceydi. Hani dedik ya, biz sebap diye yapacağız, sonra Allah'ın rızasını kazanacağız, sonra cenneti kazanacağız, sonra Allah'ın dinine hizmet edeceğiz, sonra geleceksin, bu benim. Benim, din demek, donmuş hali benim. Allah'ın sırrı benim. Allah'ın sırrı dini mübindir, eylemseldir ama donmuş hali benim. Ne demek? 3 tane Kur'an var. Kur'an-ı Kebir-i Kainat, insan bir de malum. Tamam mı? Bir ayat-ı tekviniye, bir evamir-i tekviniye, bir de insan, onun cemi. Ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekviniye cemi insandır. Ayat-ı tekviniye kainattır, evamir-i tekviniye Kur'an-ı Azimüşşan'dır. İkisinin cemi insandır. Bu din böyle benim dışında bir şey değil anlatmak istiyorum. Din benim ben. Ben. Onun için dini dar oluyorum. Dindar var bir de dini dar var. Dini dar. Küçük kimse yok onun içine sokamıyor. O zaman peki ne karımız var bir daha söylüyorum. Sen niye böyle yapmadın? Sen niye fatura yatırmadın? Sen niye şöyle yapmadın? Böyle taleplerde beklentiler olmaz. Tenkit olmaz. Eleştiri olmaz. Tenkit gevezeliği. Asrın belalarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Asrın
ruhsal hastalığı, kronik hastalığı, tenkit hastalığı. Tenkit bundan kaynaklanıyor. Ortada bir mal var. Sen niye hizmet etmiyorsun buna? Ben ediyorum. Ortak alanımız bu. Buradan kaynaklanıyor. Evet. Ortada bir şey. Ama bu benim deyince bana aitin dışında bu donmuş hal benim. Sen ne kadar alakadar olursan, sahiplenirsen o kadar minnettar olurum. Çünkü geçen otobanda geçen araba beni almak zorunda değil gibi oluyor. Bu dine, bu davaya, bu dava benim. Bu makama geldi mi tenkit olmaz kardeşim. Naz olmaz kardeşim. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin davası mıydı ki bu kadar çileyi çekiyor? Bir de zındıkların hücumunu çekiyor. Bir de talebelerinin birbirlerine geçimsizlikleri, bilmem ne, garip garip hislerinin, üzerime alıyorum birbirinize hakaretini ben bütün hissiyatımla. Öyle mi Osman? Üzerime alıyorum. Niye böyle didinip duruyor? Ya çünkü onlar Said Nursi'ye, Bediüzzaman'a, dine hizmet ediyorum olmuş. Sonra Zübeyir abi de bu yok. Niye böyle geçmiyor? Üç kişi var yani. Bakıyorsun Refet abi, Hüsrev abi, Sabri abi. Yani ben işim olduğu için çalışıyorum. Bu nedir yani, bu ustadın üzerime alıyorum, bütün şeyleriniz bana alın, bana hakaret edin, aman aman, aman aman, aman aman dediği 3 tane şahsiyet var. Bu işlere aktif olan. Hüsrev abi, Sabri abi, Refet abi. Diğerleri yok. Hatta diyor sıkılınca diyor Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Yani eylemsel gösteriyorum. Sen davaya hizmet etsen, etmesen benim hiç alakada etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü ederse minnettar olur, mecbur değilsin. Çünkü bana hizmet ediyorsun. Bana su vermeye, gömlek vermeye, kalem vermeye mecbur musun? Verirse memnun olurum. Bu benim. Donmuş hal benim, fıtrattır. Sırrı insan, Allah'ın sırrı, sırrı insanı benim. Eylem, şey, cem-i cem benim. Vücud haricisi kainattır. Yazılım itibariyle evamili tekviniyesi Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Üçü benim. Üçü birdir. Şeceri hilkat, insanı kebir, kainatı kübra, Kur'an-ı kebir diyor Ahmet'in şu anda kainata. Kur'an-ı kebiri kainat diyor. Peki insan nedir? Kainat-ı suğradır. Bu biziz arkadaşlar. O zaman niye bunu bu mukaddemeyle yaptım? Bu dersler kendimizi inşa ve ihya etme şeyimizdir. Kendimizi yapılandırma. Onun için kendine değer vereceksin. Kendine emniyet vereceksin. Değer ne demek? Sonra da ereceksin kendine. Hadi bakalım. Taakkul okuyoruz. Şimdi aklın olup olmadığını alametlerini okuyacağım. Bunlar burada başlıyorum. 25. defterin 287. sayfasında madde madde topladım bir araya. 287. Aklın olduğuna, kafanda olduğuna, aklını başına al. Aklını başına al dendiği zaman akıl başında mı değil midir? Alametleri şudur. Bir, yani hep budur değil. Şimdilik bu kadar. Veya gelmiş ama yazmayı unutmuşum buraya. Hatırıma geldikçe buraya yazmışım. Bir, aklı başında olmanın, aklı akıllı olmanın alameti bir, kanaat sahibi olur. El kanaatü kenzün layefte, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Birincisi, kanaat sahibi olur bu kişi. İki, bu insan rizaya çalışır. Allah'ın rızasını esas alır. Kimseyle meşgul etmez. Üç, tahammül eder. Tahammül edemezse yazsa sabır der, sabır ister. Tahammül eder. Tahammül demek hamleder, hamal olur. Reis olmaz, emretmez. Taşıyan olur, taşıttıran olmaz. Tahammül hamaldan geliyor. Efendim, dördüncü madde, hakkına razı olur. Hakkından başka bir şey talep etmez. Yani hizmette kavga etmelerimizin sebebi, evde kavga etmelerin sebebi, hakkımıza razı olamamaktan, olmamaktan olamıyoruz. Hakkına razı ol. Sana ezeli ve ebedi olan Zat-ı Celal, sana bu hayatı verdi.
sana bu hayatı verdiyse buna kanaat et. Sonra teşekkür etmez. Teşekkür etmez ne demek? Şikayet etmez. Mukaddemeyi anladınız mı? Yani o niye yapmıyor? Bu niye demiyor? Niye getirmiyor? Ben yapıyorum, o yapmıyor. Ne, beraber değil miyiz? Değil. Teşekkür etmez. Ne yapacağız? Yapabildiğin kadar. Sen bu kendine. Altı, kimden kime şekva ettiğini bilir. Aklı başında olanın kimden kime şekva edin? Kimden kime şekva ediyorsun? Yedi, kusurun nefisten çıktığını deruhte eder. Kusuru üzerine alır. Ha? Bu akıl hangi akıl ama? Yani hangi seviyedeki aklın alameti? Onu hangi seviyedeki aklın? Yani şöyle, hani bir taraf bir akıl var. Hani çıkan hükmü bir taraflı. O seviyedeki bir aklı mı yoksa bütün diman bütünlüğünden sonraki... Yok yok, bütünlüğünden çıkan değil daha. Ama bunlar hep öyleymiş gibi duruyor. Tamam. Yani biraz Hasan abi. Daha çünkü niye hepsi? Daha buralarında boş koydum ya, bir sürü de var da eklemedim. Yani mesela aklı kamil. Şu. Yani şu aklın hani üstadın dediği hüküm şey çıkıyor ya, bir taraftır dediği. Şimdi bu aklın, taakkulün bir taraflılığı konusu... Yok bir taraf değil, bu tarafı var artık. Ha, onu nasıl ayıracağız? İşte bununla ayrılıyor. Yani vahiy ile muhatap olmuş akıl mı diyelim buna? Yani, evet, vahiy ile şey... boyanmış akıl bu. Yani bu o... edeplenmiş akıl. Ha. Bu tabii mesela kusuru devlet etti. Şeytan ne dedi? Beni sana azdırdın dedi. Ereğine bağlanmış akıl. Ha? Ereğine bağlanmış akıl. Ereğine bağlı. Yani, mesela yani. Şey Adem Aleyhisselam ne dedi? Kusuru devlet etti. Ben de kendi nefsime zulmettim dedi. Değil mi? Hı-hı. Üzerine aldı. Niye? Kemal'i attır. Mesela kavga oluyor. Zübeyir abi de demiş ya, kardeşim benim vagonlarım çok geniş. Birbirinize çöpünüzü atmaktansa benim vagonumu atarsınız. Hakaret edeceğin zamanına bana et diyor. Bu şey gibi de geldi. Hani biz bir sıralama yapıyorduk ya. İşte itikat, itikattan sonra imanı netice veriyor. İman da dönüyor tekrar itikadı besliyordu ya. Sanki dönüp besledikten sonraki aklın aldığı sıfatlarmış gibi. Evet. Yani ilk haldeki o bir taraflık olan değil de. Değil değil bu. Bir taraflık dönüp, değil bu. İkinci mertebede Kemal kazanmış. Kemale doğru giderken evet. Kullanılıyor. Tarafkir bu. Hı-hı. Bu tarafkir. Hasan abi. Kur'an'da birçok yerde hep dersiniz ya. Bizim... Akletmez misiniz? Yani işte aklınızı kullanın, aklınızı başınıza alın deniyor değil mi? Kur'an'ın çok güzel bir tefsiridir Risale-i Nur. Risale-i Nur'da böyle bir şey geçmiyor. Ama Risale-i Nur'da da üstad şöyle diyor herhalde, 15 günde bir İhlas Risalesi'ni okuyun diyor. İhlas Risalesi sanki bu manada bize aklınızı başınıza alına sevk ediyor. Buraya baktığımız zaman bu sıfatlar... Evet, bu sıfatlar zaten o ihlası aklı bütüne getirmenin adıdır ihlas. Zaten. İhlas. Aklı bütüne getiren, onu anlatmıştık. Mesela bir akılla zeka galip olursa, hep dışarıdadır, sorgulayıcıdır, tenkitçidir, eleştiricidir, ben merkezlidir, el gibi çalışır böyle. Tamam, böyle hep bana rap bana. Akıl deyince berzah olan bir akıl değil. Kanaat sahibi olur. Bak şu kemalata bak. Rizaya çalışır. Tahammül eder. Yani hamleder, hamal olur. Ben yaparım. Sen yapmasın da. Hakkına razı olur. Teşekkür etmez. Bir kimin playerine basarsan bas düğmesine, hep itiraz, hep tenkit. Ya kızından, ya gelinden, ya eşinden, ya aşından, ya eşinden, ya nefsinden, hep tenkit. Hep eleştiri, teşekkür eder, hep şikayetçi. Kim, bir de ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kimden kime şekva ettiğini bilmez, bilir. Kusuru derüfte eder. Ha, bu tabii ki kemal, bu bir taraf değil artık. Bir taraf değil. Bir taraftır. R koy. Bir taraf değil. B, İ değil. O tarafsız. Bir taraf, tarafı belli. Net olmuş. Şimdi bununla alakalı bir yerde okuyorum. 28. defterin 157. sayfası. 157. Buldunuz mu? He? Evet, sözler 544. Bu da çok önemli.
bakayım şey yapacak mısınız? Çok tuhaf bir şey. Ustad acayip bir misal veriyor. Çok garip ama. Ama budur diyemem. Benim bulduğum bu. Evet, şeytanlar güya enenin bir gaga, iki pençesiyle dinsiz filosoflarının akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerini atıp dağıtmıştır. Çok ilgimi çekti. Gaga ve pençe diyor. Kartal ama gaga ve pençesi var. Düşün. Demek şeytanlar güya enenin gaga, pençesi ile dinsiz filosofların akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerini atıp dağıtmıştır. Şimdi çok acemi gitti. Enenin gagası var, bir de pençesi var. Bu tabir ve tanım. Tabir nedir diye peşine biraz düştüm. Enenin, anladınız mı? Bu kartala benziyor değil mi? Ene ne kadar yırtıcıdır. Ene niçin tahripçidir? Kartal gibidir. Kartalın iki tane yırtıcı şeyi var. Donanımı, gagası ve pençesi. Tamam mı? Ene de böyledir. Şey olursa, doğru olmazsa. Bu kadar tahripçidir. Şimdi onun peşine düştüm. Allah Allah. İnsanın aklını havaya kaldıran ve dalalet derelerini atanmış. Gayril mağdubi aleyhim velallâdâllîn. Dâline baktığım zaman 25. sözde neyse hulasayı söylüyorum. Biraz fazla bir gün ulaştım ona. Dâllîn kimdir diye. Kısaca, çok kısa, peygamberi rehbersizlikten çıkaran kişidir. Peygamberi insandır, eleştiren, yani çaktırmadan eleştiren, ortadan kaldıracak da diyemiyor. O da bizim gibi insandır, o da bilmem şeydir falan. Peygamberi rehberliksizlikten kaldıran insanın haleti, ruhiyesi dalalettir. Dalalet bu yani, anlıyor musun? Allah inkar etmiyor dalalet. Çok başka garip. Yollar şey yapıyor değil mi? He, başka yollar. Şimdi bunu da ayrıntı parantez söyledikten sonra, bak kartalı düşünün böyle canavar, pençesiyle kaldırıyor, gagasıyla parçalıyor. Ene, el, manayı harfiyle değil, manayı ismiyle olursa budur. Şimdi devam ediyorum. Bu ne demektir diye bakayım külliyatta. Hani gök, gök, sahra, deniz diyor değil mi? Emaneti kaldırmaktan. Gök ruhtu, sahra kalptı, deniz dimağdı. Değil mi? Şimdi emanetini, aynı bunun gibi gaga ile pençe neymiş? Enerjiyi hayvana benzetiyor. Yani elenin... Eneyi hayvana benzetiyor. Ha, eneyi. Enerji diyorum yani. Eneyi kartala benzetiyor. Bu elenin gagası ve pençesiyle dalalet derelerine atılıyor. Bak sırayla gidiyorum, hüküm olarak değil. Eneyi hayvana benzetiyor. Enenin gaga pençesiyle dalalete gidiyormuş ene. Dalaleti derelere benzetiyor. Gaga ve pençe denince kartal hatıra geliyor. Kartalı da dikkat edilirse simge olarak, kartal dinde simge olarak neye kullanılıyor? Gurur, kibir ve güç simgesinde kullanılır. Şeytanlar, mesela hava kuvvetleri böyle, kartal yaparlar, öyle. Şeytanlar enenin gurur ve kibrini okşarlar. Bak şeytanlar enenin gurur ve kibrini, iyi dinle bak. Enenin gurur ve kibrini, iki şey, gurur ve kibrini okşarlar. Sonradan da onu uçuruma iterler, şeytanlar. Aklı da devre dişi yapan enedir. Ene, aklı baştan taakkülüne çıkarandır. Ene, aklı baştan indiren, aklı devre dışı bırakandır ene. Nasıl bu tuzağa düşüyor peki akıl, enenin bu şeyine? Sözler, 546'dan okuyorum. Yani nasıl oluyor diye. Şimdi bunun devamı, sorumuzun cevabıdır. Sorumuz şu,
akıl bu tuzağa nasıl düşüyor? Sözde 546'dan okuyorum. Esbab perestlerin ve vesaite icat ve tesir verenlerin meşaiyun hükeması gibi yalnız akıl ile, fikir ile hakikatul hakayka ve vacibil vücudun marifetine yol açanların mesleğidir. Şimdi buraya anladınız mı? Esbaba icat veriyor. Vesaite, vesilelere tesir veren, bunları yapanlara da dalin denilir ki Fatiha'da bunlara meşayyun, yani peygambere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikati bulmaya çalışan ve aklına itimat eden, vahye tabi olmayan filozoflar ve onların takipçilerine deniliyor. Bunlar ne yapar? Esbaba icat veriyor, vesilelere tesir veriyor. Bunlar meşayyun. Yani peygamberleri niçin rehberlikten devrediş yapıyor? Akılları ve fikirleri kendilerinin kurtaracağını zannediyor. Tamam? Kendilerinin kendi başına gidebileceğini zannediyor. Nedir o? Bunlar meşayyun. Niçin meşayyun oldu? Akılları ve fikirleri, bilgileri kendilerini kurtaracağını zannediyor. Toparlarsam, gurur ve kibirle esbaba ve vesaite icat ve tesir veriyor. Bak, toparlıyoruz. Gurur ve kibirle esbaba ve vesaite icat ve tesir veriyor. Ne ile veriyor? Gurur ve kibirle veriyor. Yani ben bir parçaya maliksem o da yani, yani o şey olsun diye yani. Yani Allah bütüne malik. Yani esbaba verirsem ben de oradan bir pay edinebilirim. Yani esbabın icada kabiliyet olursa ben de o zaman olabilirim. Evet. Öyle geçiyor diye. Şey. Parça hazinesinden kırptan. Yani ben yapıyorum demiyor da o yapıyor. O yapıyor o demesi aslında yapıyor. Temelde benim de yapabileceğim manasına geliyor. Evet, doğru. Çünkü kendisi de sebepler içinde en mütemayiz ya. En harikalısı ya sebepler evet. içinde. Evet. Kendisine icat ve tesir yapıyor. Bunu vermesinin sebebi gurur ve kibir. Esbab perestlerin ve vesaite icat ve tesir verenlerin meşayyun hükeması gibi yalnız akıl ile, fikir ile hakikatul hakaika ve vacibül vücudun marifetine yol açanların mesleğidir. Bunlar niye meşayi olmuş? Akıllarına, fikirlerine itimat ettikleri için. Kelam mı bunlar? Kelam ehli mi? Yani kelam, yok emanevi değil bu. Kelam ehli de etkilenmiş. Yani ilmi kelam da akıl fikirle gitmiş değil mi? Gitmiş ama esas yapmış, akılla fikirle bulmaya çalışmış. Bu aklı ve fikir esas yapmış. Vacibi. Mesela bu İbn-i Sina. İbn-i Sina da dahi ama bu dalalet derelerine gitmiş. Eflatun, Sokrat, Aristo bunlardandır. Yani aklı esas almış, fikri esas almış, peygamberleri devrediş yapmış. Yani peygamberleri niye devrediş yapmış? Akıl ve fikirle biz de buluruz demiş. Yani peygambere ihtiyaç yok. Niçin yok? Akıllı esas almış ya, akıl bulur. Aristo öyle yapmış. Bu sefer peygamberleri devrediş yapmış. Biz de insanız diyor. Şimdi de piyasada da var yani bizim şeylerde. Peygamberleri... Şey diyor ki acaba deiste mi uyuyor? Deiste uyuyor. Değil mi? Yani Allah'ın kitabı var, peygambere gerek yok. Hangisine uyuyorsa yani ne isim koymuşlarsa teist olur, deist olur, meist olur. Ama yeni değil bunlar yani. Yok yeni değil bu. De şimdi tazeymiş gibi. O yok yani yok. Yani biz... Hortlamış yani. Hortlamış, hortlattırmış. Yani aynı şey. 1400 yıl yani yoktu bu böyle bir şey. Şimdi biz akıl ettik. Aynen yani yeni. Yok eskiden beri bunlar yani. Var yani. Benzerler. Yani biz işte... Kur'an'ı biz anlayacak duruma geldik. Onu da o zaman da aynısı diyorum. Bu meşayyun uleması ya. Meşayyun uleması. Peygamberler uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikati bulmaya çalışan
ve aklına itimat eden ve vahye tabi olmayan filozoflar ve onların takipçilerine deniliyor. Toparlarsak gurur ve kibir. Bak, gurur niçin yapmış bunu? Akıl ve fikrine niçin itimat etmiş? Gurur ve kibir. Çok acayip ya. Onu bak nereye götürecek? Esbaba vesaite icat ve tesir veriyor. Bunun akabinde de enenin gaga ve pençesine güvendirerek havalandırıyor eni. Enenin aktifliği nispetinde de akıl devre dışı oluyor. Gurur ve kibir nispetinde ene, enenin de canlılığı nispetinde akıl devre dışı oluyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Şu kafadaki, insandaki, yapı fıtrattaki sistem. Sistem nasıl çalışıyor? Peki burada senin kazanımın ne olacak, gelecek? Kardeşim ne kadar gurur ve kibirli olursak o kadar akıl devre dışı olacak diyecek. Gururun kadar, gurur ve kibrin kadar akıllı değilsin, zekisin. Sıfatında kalıyorsun. Evet. Mesela bunu konuştuk. O gurur şey yapıyor, hiç kimse üzerimize almıyoruz. Kardeşim ne kadar gurur ve kibir varsa o kadar akıl devre dışı oluyor. Akıl yok kafamızda. Aklın başına al. Kimse almıyor ki bunu üzerine. Nasıl anlarım aklımın devre dışı olup olmadığını? Aklın başımda mı değil mi? Gurur ve kibir nispetinde. Hep aklın başında, ben hep soruyorum da oraya takıldığım için. Evet. Aklı başında olması dediğimiz zaman hep vahiden nasibini almış bir akıl kastedeceğiz değil mi? Onu tek, evet, tek evet, gözle defas. Yani hep vahiy yokken, yani ben onu almadığım zaman bir sıfatında mahkum kalıyorum. O kadar. Ya zekadır, ya dehadır, ya hüşyardır. Bir tarafında kalıyorum. Evet, bir tarafında kalıyorsun. O da zaten bir tarafta kalıyor. Evet, mesela araba alırken diyelim sıfatı var. Rengine takılır, ekranına takılır, navigasyonu var, öyle bir virajı alır, bagajı şu kadardır. Ondan sonra bir sürü sıfatları var, sıfatlarına kalıyorsun. Yani... Peki nasıl anlayacağız? Gurur ve kibir nispetinde, bak, gurur ve kibri nispetinde ene, ene nispetinde, bu bizim bildiğimiz ene değil. Bunun 7 tane manası var ene. Bir ene var, bir enaniyet var, tamam mı? Mesela şeye misal veriyorum, meyve risalesinde geçiyor. Namaz kılmayan nefsine zulmetti. Lan nefsin derken nefs emmare değil bu. Nefis 7 meratibi var, bütünseldir. En kışırı nefse emmare. Levhame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, tamam mı? Şimdi bu ene bizim bildiğimiz ceberdir. Vücudu haricisi ise enaniyettir. Nedir o? Ruzdamedir, haritadır. Ondan sonra ne diyor? Takvimdir. 7 tane sıfatı anlatıyor. Şimdi bu da aynı onun gibi. Şimdi gurur ve kibir nispetinde ene aktif oluyor. En aktif oldukça da akıl devre dışı oluyor. Hiç kimse üzerine almıyor. Ben de daha hiç kimse. Benim aklım başımda. O akıl dediğin zekadır. Veya hüşyardır. Veya dehadır. Adam diyor deha diyor Einstein. De doğru. Akıllı değil. Peki nasıl anlarız diye. Bu, bana bakan tarafı bu. Ezberden bunu konuştuk. Ne kadar gurur ve kibirliysem o kadar akıl devre dışı. Hasan abi... daha gelecek. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz daha önceki derslerimizde konuşmuştuk ki hani enenin mahiyeti, hakikati, en son sureti enaniyet olarak serbest bölgede kendini gösteriyor demiştik. Hatta tahayyül ve tasavvura ayat tekvini, evamini tekvini diye bölerek bütünlüğünlerde enaniyetin sureti şeklini verdik. Evet. Şimdi şeytan buraya hükmederek buradaki enenin sendeki sureti olan enaniyetini aktif ediyor. Aktif ederek gurur ve kibir sen de yaparsın diyor. Meşaiye kimdi? Bak Meşaiye 25. sözde emlerde geçer. Meşaiye'nin uleması akıl ve fikrini esas almış, rehber almış. Fikir yol, akıl hedef, benim aklım bana yeter deyip senin diyor dinlemekten yüz çevirmekten mi iş yapıyorlar diyor, tamam. Yüz çevirmek. Dolayısıyla biraz da gideyim. Bunun tamamlamak noktasında sözler 315. Zaafı gösteren tekebbürün ile. Görüyor musun? Yani
kibirli adam nasıl kendisini ifade eder? Bak yani gurur ve kibir aklı devre dışı yapıyor. Zahirde işin ehli gibi gözüyor. Bak tekebbürü kadar zayıftır. Aksı kadar gururludur. Tasanuğu kadar riya ve zillete girmiştir bu adam. Onun için mesela 23. sözde sarayda diyor, sarayda hiç kimse yok. Adam niye kibirleniyor lan sen de ben de öyleyiz lan karnımızda bilmem ne taşıyoruz. Gelenin sözü yani. Hı hı. Ne bu gurur ne kibir demiş bu adam da adam çeketini asmış omuzuna. Gurur kibir yapıyor. Ondan sonra adam demiş ya beni galiba tanımadın demiş yani. Yani tanımadın demiş. Tanımaz olur muyum demiş. Başlangıcın bir damla pis su, sonunda bir avuç siyah toprak. İkisi arasında ve karnında bilmem ne taşıyan, ben isim veremiyorum, bir mahluksun demiş. Peki buna niçin ihtiyaç duyuyor tekebbüre? Çünkü zayıftır. Gurura niçin ihtiyaç duyuyor? Aciztir. Tasanuya niçin ihtiyaç duyuyor? Riya ve zillettedir. Bak diyor ki, safı gösteren tekebbürün ile, atsı gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasanu ile kendini halka mutike yaptın. Rezil yaptın. Şimdi zayıf olduğunu bilen ve bunu bastırmak isteyen tekebbüre ihtiyaç duyar. Yani o zayıflığını bastırmak için. Aciz olan gurura ihtiyaç duyar. Riya ve zilleti bastırmak için tasanuya ihtiyaç duyar. Yukarıdakilerle bakıp birleştirirsek, şimdi öncekilerle birleşiyor. İstakip ediyoruz külliyatta. Kur'an'da da aynı yapıyorlar ya mezhep imamları. Onu oradan buluyor, onu oradan buluyor, ondan buluyor. Ve zannediliyor ki kendi iştihad ediyor, kendi kanaatını söylüyor. Oysa o kelam-ı ilahinin de bulunan o nihayetsiz mara mertebesinden bir tanesini kaldırıyor. Var olanı gösteriyor. Var olanı gösteriyor. Adamın meziyeti onu açabilmek. O zaman semaviyedir diyor. Müştehitlerin iştihatları da semaviyedir. Değilse beşeri olur yani. Beşeri olur ya. Şimdi bizimsi de niçin bu ne? Zaten şöyle, ya sen Risale-i izah ediyorsun. Risale-i Nur'un birbirine bindirilmiş manaların üzerini açmaya çalışıyorum. Açtıkça benim fikrim değil ki. Fikrini söylüyorsun diyor adam. Zaten var olur. Bak bir daha söylüyorum. Kendi fikrini karıştırıyor diyor. Hayır. Bak fikrimi karıştırmıyorum. Bu da Risale-i Nur'undur. La teşbih ve la temsil. Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Bu paket böyle mi kalsın? Şu. Böyle mi kalsın? Açmayalım mı bu sayfaları? Bu sayfaları açmak ne demek? Açmamak bu demek. Açmak bu. Ha. O zaman senin izahın üzerine açıyorsun. Senin değil ki bu. Ki fikrini karıştırasın. 27. sözde geçiyor. Mezheplerin sözleri, mezheplerin, imamların, iştihatları semaviyedir diyor. Ona insan değil mi? Bir daha, İmam-ı Azam'a bak, Allah'ın kelamına. Ulan ben, beşer kelamıdır bu, ben de beşerim. Buna yorum yapınca fikrini karıştırdım, beşeriyetini karıştırdım. Ulan bu beşer kelamı, ben de beşerim. Bu Allah kelamı, Kur'an, müştehit, beşer. Ulan Allah kelamını yorum yapıyor, beşeriyeti karıştırılmıyor da, beşer kelamına yorum yapınca mı beşeriyet karışıyor? Acayip bir şey yani, akıl durgunluğu yaşıyoruz ya. Yani bu böyle kalsın. Ya niye böyle kalsın? Arkadaşlar bak diyoruz, bak hele, bak senin sıkıntı, bak cevabı burada, bak hele, bak şurada ne var demek, izah mıdır? Burada bulunan manaları göstermeye çalışıyorsun. Peki buna niye atladın? Dikkat ederseniz sözler 544'de bak neyin peşine düşmüşüm Allah aşkına maçın peşine mi diyor? Diyor ki filozofların gaga ve pençeleriyle. Ulan gaga ve pençe niye söylüyor ya? Külliyatı bunu niye söylemiş? Niçin Kur'an sema, zemin ve dağlar emaneti hamledemedi? Ulan neresine etti? Ha, o nasıl simge ve sembol ise Risale-i Nur'da da gaga ve pençede bir semboldür. Şimdi buradan girdim. Biraz izah ettik. Delili getirdik. 546 sözler. Şimdi nereye getirdik? 315'te delil getiriyoruz. Tamam mı? İz takip ediyoruz. Sonra sonucu söyleyeceğiz. Sonucu söyleyince beşeriyetimi karıştırdım. Allah'ını seversen ya.
burada bulunan meratibi mananın bir tanesini açmaktır. Bu onundur. Zübeyir abi de aynı bu ifadede var. Şimdi gayri ihtiyarı ne bileyim oldu. Şimdi yukarıdaki ile bunu birleştiriyorum şimdi. Mezhep imamlar ne yapıyor? Şu ayetten alıyor, bu ayetten alıyor, bunu harmanlıyor. Ondan sonra bu nazarla, hadis ne demek? Hadis imamı şu. Bütününün nazarıyla. Bütününün nazarıyla buraya bakın. Hatta bir kitap okuma yöntemi şöyle diyorum. İki tane söyleyeyim hemen gelmişken. Bir kitap okumadan önce Risale, ilk önce Filistesini okuyun. Sonra onunla bakın. O bir gözlük sana veriyor. Ha, bu Filistesine ne diyor? Birinci lema. Ustad gene yapmış. Filiste abiler yapmış. Ama abileri imza attırmış. Birinci lema neymiş? Filistesini oku, sonra birinci lema yok. İkinci okuma yöntemimi söylüyorum. Yani o ilk okuyan değil mi? Şimdi lemaları okudun mu? İlk. Sen sonunu biliyor musun? Yok. Başta sıfırla anladın. Birinci lema, ikinci lema. Şimdi bu bitirdin. Bir genel bir kanaat sahibi oldun mu? 30. lemadan sonra dön bir daha oku. Yani bütünsel bakacaksın şimdi bire. Yani bitirdin. Ben mesela lemaları ilk okurken 1985'te Usta bir şey ilk değil de dedi ki abi nasıl bak dedim birinci lemayı okurken 30. kafanda değil. Ama 30 okurken birin kafanda. O zaman bu sonu bitirdikten sonra dön baştan bütünsel bak. Ben bunu Mesnevi Nuriye ve lemalarda yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. 4 defa okudum. Bir bitirdim lemalara bir daha döndüm. Bir daha döndüm, bir daha döndüm. Tamam. Hala dönüyoruz biz de. Hala dönüyoruz. Başımız döndü. Şimdi neyi birleştiriyorum? 546, 315'i birleştiriyorum. İki harmanlayıp bakayım ne çıkacak şimdi. Hepimize daha neyi dokunacak? Yani dokunacak şeyimize, abi kalbimi kırdın diyor ya. Dedim evet ben de duydum o sesi ama kalbin değildi o. Yukarıdakilerle bakıp birleştirirsek, zayıfliğini bastırmak için kibre, acizliğini bastırmak için gurura. Şimdi bak, birleştiriyor. Kibir, Firavun'un sıfatıydı. Akılla bakıyordu. Gurur ise güçsüzlüğe bakıyor. Gurur, kibir, insanı ahmaklaştırır. Sözden 387. Gurur ve kibir, ahmak kimmiş? Gururlu, kibirli adam. Yani, İnsanı ahmaklaştırırmış. Yani aklı devre dışı olur. Aklı devre dışı yapan ahmaktır. Ahmak zeki değildir değil. Mesela iyi matematikçidir, iyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bir esnaf, zengindir ya. Ama ahmaktır. Ne demek ahmak? Aklı devre dışı yapmış. Aklı devre dışı nasıl olur? Gurur, kibirli olur. Ne kadar gurur, kibir varsa o kadar. Allahu alem, bak budur demiyor bak. Allah-u Alem yazmış. Anladığımı birleştirince kibir akla dimağa, gurur da kalbe, nefse bakıyor. Kibir kafaya, gurur kalbe ait bir sıfat. Demek enaniyetin gagası kibirdir. Enaniyetin pençesi gururdur. Enenin diyor gaga ve pençesiyle. Bak, nerede geçiyordu o? Sözde 44'te. Enenin gagası ve pençesiyle. Buna enenin gagası ve pençesi ne demek? Ha, ene kendisi kartaldır. Demek ki gaga kibire, pençe gurura, bunlar da aklı devre dışı yapar. Kartalı, kartalı da akla benzetiyor. Şimdi toparlıyor gene toparlamanın toparlaması. Gagası kibire, pençesi gurura, eneği kartala, bunlar da aklı devre dışı yaparak dalalet derelerine atarlar. Dağın bir tepesi alemi arzmış. Dağın tepesi alemi arzmış. Ahiret hayatı alemi berzahtır. O köprü ise hayat doludur. Hatırladınız mı? O 23. sözde diyor ki o iki tepe, iki dağların tepesi bu alem arzdır.
Peki ahiret hayatı alemi berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. Dalalet derelerine yani hani dereler ya ne dünyalık ne de ahiretlik. Dünyası da alemi berzahı da berbat etmiş. Hayat yolu fıtratını takip etmez. Toparlıyoruz. Eren'in gagası kibire, Eren'in pençesi de gururadır. Eren'in kendisi de kartala nispet ediliyor. Peki kalbinde ne şey dediniz abi? Ben onu pek anlamadım abi. Biraz şey mi kaldı? Şu baktım ki gurur o akla ait değil. Gururu kırılmak var ya mesela. Dersin ya abi kalbimi kırdın. O ses geliyor da o kalp değil işte o nefistir o. Nefistir o. Nefis o kırılır. Mesela bir tarafı hoşlanır bir taraf hoşlanmaz. Yani o insan o kendisini tanıma nispetinde onu fark eder. Fark ettiği kadar nasiplenir. Yoksa hiçbir şey yapamaz yani. Gurur kalbe ait olduğunu gördüm. Ama budur demiyorum haşa. Ben onu topladım. Kibir akla, dima şeyse, gurur ise kalbe ait sıfattır. Ustadımız kartalı da eneye benzetiyor. Böyle kaldırıyor. Ene bizi kaldırıyor kardeşim. Ya yukarıdan aşağı bizi bir bırakıyor. Parçalandı. Yetmiyor. Bir de seni iniyor aşağı. Gıdım gıdım yiyor seni. Bitiriyor seni. Abi bakın bizi diyorsunuz ya o biraz beni üzüyor aslında. Neden? Aslında bizi kaldırmıyor. Kimi kaldırıyor? Ben. Bakın diyor ki evet şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz filozofların demiyor. Filozoflarının yani onlar da şeytan hükmündeki şeytanın sıfatlarını taşıyan şeytanın vazifesini gören görünürde insan ama halbuki insan değil abi onlar. Onlar bizzat değil şeytan. Eğer şeytanı kardeşim hariçte ararsan evet. Çok zor. Evet. Şeytan bende, Muhammed bende, İsa bende, Musa bende, hep bende. Ne ararsın Şambuhan'da? Hakikati kendinde ara. Şimdi hariçte ne var ki? Hepsinin cemisin. Bak kardeşim, kibir, gurur, kartal, şey duruşu değil mi? Birbirine caka yatan kaba kuvvetleri, harp okulları var, kartallar gösteriyor. Ne yapıyor? Eğer biz kibirle, gagasıyla seni kaldırıyor kartal, kaldırıyor. Ne kadar kaldırıyormuş biliyor musun? Çok ilginçtir. Onun beynine şu elindeki yem kaç metrede parçalanır bu? Buraya kadar kaldırmıyor. Buraya da yapmıyor, buraya kaldırıyor. Kartalın böyle şeyi var. 9 tane de büyütme şeyi varmış. Eşeği büyütüyor. Zoom yapıyor. Zoom yapıyor. 9x. Tamam. Şimdi bunu kaldırdı. Buradan atarsan parçalanır, seni parçalıyor, yetmiyor. Bir de gıdım gıdım yapacak. Bizi perişan. Kartal, arkadaşlar, ene, benlik, kibir, gaga, gurur, pençe. Pençe niçin dermiş? Kalp tutuyor onu. Hani gurur dermesinin bir sebebi sahipleniyor. Gaga öyle değil. Vuruyor o kadar. Vuruyor delice. Ama ötekisi kim kalbine sokuyor, içeriye alıyor. Gurur. Gurur kalbe, kibir dimağa ait. Ondan sonra bu bizi kaldırıyor, duman ediyor. Perişan ediyor. Ama bu manaları hep de dışarıda arıyoruz. Yani dışarıdaki sembollerle İçeriye taşınacaksın. İçeriye gurur ki buymuş. Mesela Nemrut'un inadı diyor. Şimdi Nemrut'ta Adıyaman'da mı adamı şey yapacağız? İnat Nemrut tuttur. Yani hak ve hakikate karşı inat etmek. Kibir ise nedir uygularsak? Firavun. Bu şey Firavun. Bu iki sıfat. Ne
aslında burada kanuniyeti anlatıyor. Yani biz filozofun yani belki nihai noktayı söylüyor. Ama bu şeyin içine giriyoruz hani ünvan gibi. Ünvan tabii. Yani, dinsiz filozofun dalalet perdelerini attığı şeyi sen evet. de maruz aynısın sen de yapıyorsun. Mesela Zülkarneyn. Zülkarneyn var. Zülkarneyn ünvandır ya. On bana kim görüyorsa Zülkarneyn olur. Filozoflarının diyor. Yani bak, o şeytan olmuş artık. İnsi şeytan olmuş. Tamam bu nihayetini anlatıyor ya. Mesela şimdi biz gurur kibire girdiğimizde o an dinsiz filozof gibi olmuyor muyuz? Ben böyle evet, bir evet. böyledir. Bu filozof biz oluyoruz. Evet. Olmadık biz oluyoruz işte. Hani haletimizde olmuyor muyuz bakın. Evet. Aynısı oluyoruz aslında. Aynısı. O an oluyor da çıkıyoruz. Aynen. Yani çıkabiliyoruz. İşte, çıkmak zor işte. O atmosferde çıkmak zor. Ama onu ilk önce bilmek. Mesela bu dersler ne yapıyor bizi? Ha böyle bir atmosfer oluşturuyor böyle. Bir dünya bizi içine sokuyor. Mesela kahvaltıda dedik ya, mesela affetmek. Zannediyorsun ki karşıyı affediyorsun. Ya. Kafanı işgalden kurtarıyorsun. Sen ona iyilik yaptığını zannediyorsun. Affetmese ne olur? İçimde bu var ya bu var. Ona bir şey olmuyor ki. Ben perişan oldum. Siyahta düşünemiyorum. Siyahta hareket edemiyorum. Lan bu panangalardan çık ya. Affettim. Helal ettim de ya. Zannediyorsun ona iyilik yapıyor. Şeytan ve nefsin serbest bölgeye onu kullanarak müdahale etmesi hakkını elinden alıyorsun. Affederek. Evet. Affederek. Nasıl bir daha söyle. Bak şimdi. Bak çok acayip. Şeytan ve nefsin onu kullanarak serbest bölgene müdahale etmesi hakkını elinden alıyorsun. Affetmek. Mesela serbest bölge müdahale etti. Neyle müdahale ediyor? Onu kullanıyor. Seni var ya. Var ya. Affetmiyorum. Ne cenazeme ne cenazeme. O var ya haşırda görüşeceğiz. Devamlı meşgul ediyor. Devamlı. Islıp ıslık getiriyor. Devamlı ıslatıp ıslatıp getiriyor. Bitiriyor ya seni bitiriyor. Aynen çok acayip. Gidip bir şey de yapmıyor. Ne kadar bir şey ya yani affediyor. Of be. Elhamdülillah ya. Ama ustad da zannediliyor ki affedince affediliyor o. Kur'an onu affetmedi diyor. Ben onu affettim ama Kur'an onu affetmedi. Arkadaşlar affetmesen affedilmiyorsun. O dindeki hüküm. Bir de affetmesen affedilme hakkını bulamıyorsun. Mesela Allah'a desek ki Celle Celle Haşir'de. Ha ona şey oluyorsun, kişi ayna ya. Oluyorsun. Ayna oluyorsun. Allah'ın esmasına, Gafur ismine ayna olacaktın. Nasıl başı yok? Allah'ın beni affet dedi. Tamam. Ben senin Rabbinim. Affedeceğim seni Hasan. Gel bakalım. Dünyada sen kaç kişiyi ne kadar affettin? O kadar affedeceğim. Peki bunu sana söylediği zaman dünyada olmak istemez miydin? Peki... Ben seni o cehennemin dehşeti karşısında sen ne kadar affettinse ben de seni o kadar affedeceğim dese. Şimdi o anda demeyecek misin olan dünyada herkesi affetseydi. Allah'ım çıkıp dışarı var ya herkesin bağırısım geldi. Hepinizi affediyorum diyelim. Onu orada beklemeyeceğim. Burada zaten affedildiği zaman peki, çıkıyorsun o cehenneme bu, azaptan çıkıyorsun. Buna delil şu anda rahatlamanız var ya rahatlamanız. Kafamızda bazı kişilerde vardı ya affedilmekten hürriyetinizi kazanmanın zevkidir şu an. Aynen öyledir abi. Ahiret ileride beklersen o bekleme. Hatta, burada yaşıyor zaten. Hatta bir tane bir ehli zat demiş ki bana hakkımı helal etmemek de diyor. Diyorum ki ben gittim. Sırat Köprüsü'nden beklemek zorunda kalacağım ondan hakkımı almak için. O adam gelene kadar ben nasıl bekleyeyim? Ya şey durumu çok kötüyse asırlar duracaksa. Ne diyecek biliyor musun? Ulan kalsın da. Olmuyor. Yok olmaz. Olmaz. Bekleyeceksin. Dünyada olacaktı o. Olacak. Orada affettim olmuyor. Orada bekleyeceksin. O zaman ben orada niye Sırat Köprüsü'nü bekleyeyim ya? Peki affedilince, ben affedince, mesela diyelim ki çocuğu ezdi birisi, çocuğunu ezdi. Ben affettim deyince Ahmet Davası affediyor mu? Yok. Ha, ben onu affettim ama Esma affetmiyor. Sistem var yani. Şey sistem, gibi, sistem çalışıyor. Usta da diyor ki bunu, ben affettim ama Kur'an onu affetmedi. Tepe takla gitti. Tamam. Hatta diyor ki ya Rabbi ben anladım ona bir tane ceza vereceksin ama hemen bu olayın akabinde hani biliyoruz ya Allah bölüğünü versin. İstiyoruz ki rahatlayalım. Hayır usta da tam tersine diyor ki ya Rabbi bu olayın akabinde hemen ona ceza gelirse keramet varı bir şey olacaktı. Ya Rabbi keramet varı olmasın yani şimdi verme de ver. Sonra tehir et yani biz bela versin şöyle dursun. Tamam mı? Vay Said Nursi'ye usta da böyle yaptı da. Veya millet diyecek ki Said Nursi, talebeler diyecek ustada, bak ne haline geldi, bana bir gurur, kibir gelir diye keramet varı cezasını vermedi. Açılmış adam. Hiç şey yapmıyor abi, hiç kendine pay vermiyor. Hiç vermiyor.
Biz de diyoruz ki bir tane çaksın da oh benden dolayı geldi. Öyle demiyorum ama. Hatta olan ben bu dünyada olan ceza gelmeden ölürsem içim yanacak, yanacak böyle diyoruz. Aslında işgal altındayız. O niçin biliyor musun onu diyoruz? Biz ceza gelse, biz hapishanedeyiz, onun cezasını istiyoruz, onun için değil. Şu kafamdan kalksın bu enerji diye. Oysa kalkma yöntemi o değil. Eğer ona ceza geldiği zaman sen başka bir hapishaneye gireceksin. Nereye? Bak, keşke beddua etmeseydim ya. Teh, bu sefer şefkat hapishanesine gireceksin. Ulan ben beddua ettim, ben şey yaptığımda bu haline geldi. Çoluk çocuğunu aşağı aldım. Ya Rabbi diyeceksin, başka bir hapishaneye girdin. Umumi koğuşken hücreye girdin şimdi. Yine dimağını doldurmuyor işte. Evet. O zaman ne yapacak? Dimağı doldurmuyor. Diyor ki, affettim. Affetmek, o onu affettiğini zannediyorsun, bir daha söylüyorum. Oysa hapisten çıkmaktır, sıyrılmaktır, özgürleşmektir, işgalden kurtulmaktır. Niye bunu kullanıyoruz? Bu kanuniyetleri zikrediyor. Gurur, kibir de böyledir arkadaşlar. Yani gurur, kibiri yapmasak kemalat sahibi olacağız değil ha. Gurur ve kibirle, bak, kibir ile dimağın, yani dimağın şerinden, aklım bela olmuş, gurur ile de nefs-i emmarenin şerinden kurtuluyor. Yani bir kemalat kazanmak değil, dünyada hür oluyorum. Her şey burada abi ya, her şey burada oluyor. Yani bakın, gururla kalbimi, kibirle aklım işgal altında. İki pençe. Niçin gurur kalbe sıfat? Çünkü kartalın pençesi tutuyor. Alıyor yani. Gurur içeriye alır. Kibir ise kırar onu. Onu parçalar. O zaman nedir? Gurur içine alıyor. Nemrudane gururu. Firavunane kibri. Taştı diyor. Fesubhanallah. Abi her şeyin ifratı kimdendir? Şeytandan. Peki affetmenin ifratı var mıdır? Vardır. Kimi? Bence abi umumi hukuka tecavüz edenleri affetmek değil mi abi? Evet. Şimdi size bir şey hatırlatayım baştan. Bu konuşmalar izah değildir. Külliyatın bir kuvve tazamun ettiği mana meratiplerinde bir tanesini çıkartmaktır. Bu bizim kendi fikrimizi sokmak değildir. Ne yaptık? Kaç tane şiir ekledim? Örnek olsun diye söylüyorum. Sözler 544 yıl, Sözler 546 ile, Sözler 315 ile, Sözler 387 harmanlayıp ortaya çıkan manadır. Bu bir beşeriyet değildir. La teşbih ve la temsil, mezhep imamlarının Kur'an'a yaptıkları veya muhaddislerin hadise, bütün hadisi şeriflerin bütünlüğüyle bir hadise bakmaları. Mesela meal vereyim. Elinizden gelirse, bir şer görürse elinizle düzeltin. Yoksa dilinizle, yoksa kalben buğz edin, yoksa kafir olun. İmanı yoktur. Şimdi bu hadise göre adam sopayı jopurda alıp dışarı çıkması lazım. Ama ne demiş hadis imamları? Elinizle fitne olmasın diye, bizle alakalı değil. O ulul emre ait. Kadının, şeriatın. Evet, şeriata aittir. Dili ilese alimlere ait. Kalbiyle buz etmek bizim gibi adamlara ait. Şimdi 28. defterin 92. sayfasından okuyacağız. Niye buraya şey yapıyoruz? Aklın vahyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetine şey yapıyoruz. Çünkü aklın vahiy geldiği zaman akla muhatap durumu ne yapacak şimdi? Oraya okuyorum. Muhakemat 102. Açtınız mı? Kaç abi okuyoruz? 28. defterin 92. sayfası. Onu çektirmediniz abi ya. Öyle mi? Çek abi, gel. Çek abi. Biraz şöyle çekmişsin. Ha? Böyle yandan bakmak zorunda tabii. Tam düzeltirim abi. Ben abi çok şey yaptım yani. Ne? Hep sırat deyince, dallil deyince Fatiha suresi geliyor. Ben
Devam edeyim mi? Evet. Ha buraya. Ne şey buraya? Şu dalim geliyor. Fatiha suresi geliyor bak bak sırat. Dalim evet, işte orası ya kulağın. Şey, oraya gidermek için burada yaşıyor. Mesela dalim, dalalette. Bilmiyoruz ki. Peygamberi devlet işi yapan, aklına güvendiği kadar dalalette. Burada yaşıyorsun. Sureti burada yaşıyorsun. Gönderdin mi? Gönderiyorum abi. O tatilde de varmış ya arkadaşlar. Bir önceki. Sana sayıklıyor. Var mı? Bu yeni değil ya. Ha bu yeni değilmiş. Bir önceki yok. De var ama gene hakikaten 102'de ama. Evet 102. Daha önce gönderilmiş. Tamam. Daha önce açın arkadaşlar. Daha önce gönderilmişti. Ben okuyorum. Tenbih. Bu münasebeti nahviye ve sarfiye olan hikmeti bazı ise felsefi beyan derecesinde olmaz ise de pek büyük bir kıymeti vardır. Ez cümle İstikra ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi ulûm-u akliyenin suretine çeviriyor. Bir daha tembih buldunuz mu böyle? Bulun ki ben de rahat edeyim. Buldum abi. Ha. Bu münasebeti nahviye ve sarfiye olan hikmeti bazı ise felsefi beyan derecesinde olmaz ise de pek büyük bir kıymeti vardır. Ez cümle, istikra ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi, ulûm-u akliyenin suretine çeviriyor. Bak, ulûm-u nakliyeyi, vahiyi, ulûm-u akliye suretine çeviriyor. Sarf ve nahi. Bak şimdi. Bir kelime kelime gidebilir miyiz? Öyle gideceğiz zaten. Tamam. Bak, tek tek gideceğiz. Yani, bir daha şuradan göstereyim. Çok ilk bununla alakalı olduğu için. Şuraya bakar mısınız abiler? Burası subut-u sifattır. Bak, buradan kelam-ı ilahi lef-i mahfuza geliyor. Bunun adı, bu sürecin adı kelam-ı ilahi. Ulema-i ilmi kelamın medarı bas olmuş. Kelam ile vahiy arasında ne fark var? Hmm. Tamam mı? Çok önemli de onun için değil. Çok fazla durmuşuz. Belki çok senelerimizi almış. Şu dakikada dinleyeceğiniz bir şey. Yani vahiy ile kelam ile arasında ne şey var? Çünkü subut-u sıfatta vahiy yok. Bir daha şu subut-u sıfat bu zat-ı sıfat. Şey şuraya gösterdim şu. Şimdi burada Kur'an subut-u sıfatın kelam sıfatından geliyor. Kelam. Kelam sıfatı da üç tane sıfatı tazammül ediyor. İlim, irade, kudret. Tamam. Kelam-ı ilahi buradan lef-i mahfuza indi. Lef-i mahfuza inince burada format değiştiriyor. Evamir-i tekvir ayet oluyor. Ayetlere dönüşüyor. Ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekviniye gibi. Bu İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'in anlamında. Şimdi kelam-ı ilahi burada ayet oldu mu? Ayet burada yok. Ayet burada. Burada ayetleri Cebrail aleyhisselam peygambere, insana buraya getirme sürecine vahiy deniliyor. Peki bu kelam-ı ilahi ayete dönüştürme, ayetten sonra da vahiy olarak kendisini gösteren koridor, berza, dimadır. Temsilcisi bizde dimadır. Mümessili Cebrail'dir, Ceberut alemidir. Ceberut. Tamam. Bunu iş yaptıktan sonra bakın şimdi saf ve nahif ne yapıyor? Ayet geldi. Mesela diyelim ki bir ayet. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şey, ayet lef-i mahfuza mı geldi? Bak gene anlamadın. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuza indi. Tamam. Kelam-ı ilahi. Tamam. Bu süreçte hiç ayet yok. Tamam. Kelam-ı ilahi. Burada kelam-ı ilahi bunu makineye koydular. Tamam. Tam ayetlere dönüştü. Tamam. Burada. Ayet burada. Evet. Bu ayetleri, kelam-ı ilahi değil, ayetleri buraya inme sürecine vahiy denir. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselam'ın çekirdek hakikatına Nur-u Muhammed denilir. Beşeriyeti komutan olması, baba olması, kul olması Ahmet'tir.
Ondandır ki 19. söze ve 19. mektuba Mucizat Ahmediye ve Risalet Ahmediye demiş. Muhammed koysak ne olur? Olmaz. Neye benziyor? Cami mihrapta Allah Muhammed. Ahmet koy, Mustafa koy. Olmaz işte. Niye? La ilahe illallah Muhammed Resulü. Muhammed insan ismi değildir. Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin çekirdeğin adı olduğu için orada Vehhabiler bunu anlamamış. Ya buraya Allah'ın karşısında nasıl mahlupu koyarlar? Ya ben bunu koymadım ki, kendisi koymuş Allah zaten. Muhammed Resulü. Ne yapmış? Allah vacibül vücud, mahlukatın da çekirdeği. Allah nasıl ki İsmi Azam zat-ı isimde bütün isimlerin cemidir. Muhammed de bütün varlığın cemi olan çekirdektir. Çınar ağacı gibi. Hani şeyi kastediyorum, bunu biliyorsunuz da. Bazen beşeriyetine hitap ederken Muhammed denmesinin sebebi beşeriyetinin Resulünün arkasındaki kaynak itibariyledir. Çekirdek oluşunadır. Mustafa istifa estifa tarafı ise beşeriyetidir. Kulu ise Ahmet'tir. Tamam. Bunlar Beşir olması, Tayyip olması vesaire 55 tane şey var. Şimdi burada bu kelam-ı ilahiyi ayete dönüştürme sürecidir. Ama nasıl oluyor bilmiyorum ben daha. Bu kelam-ı ilahi nasıl ayete dönüşüyor bilmiyorum. Fakat size bugün onu yapacaktım, yapmayacaktım. Niye akılla zihin bir onu yapıyorum? Akla en yakın olan zihindir. Zihin hakkında dün bir şey tespit edilmiş, bir acele edip söyleyeyim tam yeri gelmişken. Arkadaşlar, akıldakiler var ya, akıldakiler hemen yapıyor muyum? Yapmıyorum. Yok. Tercih edebiliyor. O anda kader isaresine geçiyor. Geliyor bana, Kur'an diyor ki yapma, yapmaya biliyorum. Çünkü her aklıma gelenin vücudu haricisi olmadığından geri dönebilirim. Geri dönülebiliyor o anda derse. Ama eğer aklımın aklıma gelen her şey illeti tamirli olsa daha geri dönemem. Her aklıma gelen olmuştur. Şimdi iyi dinleyin. Akıl da illeti tamirsizdir, zihinde illeti tamirlidir. Vücudu haricisi gelmiştir artık. Olmamış kabul edilemez abi. Olmuştur o. Yani dirilmesi de oradan... Dirildi artık. Dirilmemiş hali yoktur artık. Kalben tasdik edilmiş. O zaman zihindekiler illeti tamirlidir. Akıldakiler illeti tamirsizdir. Koca bir gün ama 30 seneden sonra bir koca bir gün böyle burayı terk ettim. Güneş gören bir yere gideyim dedim. Zihin okudum. Dün akşama cüzümün dışında başka bir şey yapmadım. Size şey yapmak istedim. Zihinde elde ettiğimi söylüyorum. Zihindekiler ayatı tekvinedir. Vücuda gelmiştir. Gelmemiş olamaz. Yani olmuştur, bitmiştir o. Olmamış halini döndüremezsiniz artık. Çünkü illeti tammelidir o. Akıldakiler ise illeti tammeli değildir. Akıldakilere evamiri tekvine, zihindekilere ayatı tekbiniye. O illeti tammelidir. Bu kader ile de şey yaptı. Şimdi ikide bir zihinle... Abi cebir ortadan kaldırıyor işte bu. Cebir mi ortadan kaldırıyor? Akıl cebriyi kaldırıyor tabii. İstediğin geliyor, vücud haricisi yok. Kader isaresine geçiyor. O anda lem yelit ve lem yücet değil miydi? Değil mi? Abdülkadir nasıldı o? Lem, Arapça biliyorum. Lem... Yelit ve lem... Yok. O 25'in sözü de. Yok. Lem... Şuydu ya, lem neydi? Ha, ma lem yecit ve lem yücet. Ma lem yecit, lem yücet. Yani şu, eğer abd, halik efali bulunsaydı, fiilini halik olsaydı ve icada iktidar olsaydı o vakit ihtiyar ref olurdu. Çünkü niye? İlm usul ve hikmet de malem yecit, lem yücet kaydesince mukarredir ki, bak, bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illeti tamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme ise malulu bir zarire ve bir vücut iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Mesela şunu koydum. Koydum, bitti. İlleti tammelidir.
Şimdi bunun olmamış halini olamaz da artık. Olmuştur. Bu illet-i tame deniliyor. İşte zihnimize, kafamıza gelen türlü türlü şeylerin illet-i tamesi olmadığından vücud haliciye çıkmıyor. O zaman olmamış hali de var. Olabilir de var. Mesuliyet yok, cebir yok. Cebir. Ama zihne geçtiyse illet-i tameye mazhar olmuştur. Vücud haliciye çıkmıştır. Yani ceset olarak değil. İlmi, yani o cismani vücutta. Cismani vücuda dönüşmüştür. Vücut oluşuyor onda. Vücut oluşuyor. Zihinde oluşmuştur. Artık onun olmamışlığını şey yapamazsın. Artık o ilmi vücuda çıkmıştır. Yani ilmi vücudun, ötesiydi. İlmin vücudun ötesi daha ileri. Cismi demiş diye geçen giderse cismi... Cismi yani atom değil, ceset değil. Beden değil, cisime dönüşmüş. Yani zihinde artık ayat-ı tekmiliye, vücudu harici çıkmıştır. Yani benim, kudret taluk edin. Kudret taluk, kudret deyince sen hatırlama geliyorsun. Şimdi söyleyecektim size. Yok, kudret taluk etmiş. O olmamış olamaz. O zaman diyor ki bak, malem yecid lem yücet illeti tameye tahakkuk ettiği için malulu biz zaruye bil vücud iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. O zaman zihindekilere terk et denilemez. Olmuş zaten. Ama akla deniliyor. Terk et. Terk edebiliyor. Akıl terk edebiliyor. Zihin terk edemez. Olmuş çünkü. Yani bunu düşmemişliği olamaz da artık. Onun için ihtiyar ref olur. Zihinde ref olur. Çünkü vücud harici illet-i tamelidir. Vücud harici derken ceset değil, cisimdir. Çünkü hüşyar oluyorlar diyor o şeyde. Sözlerde okuduk ya. Bütün yüsebbihu, tüsebbihu ayetini şevince diyor. Akıllarına değil, bütün mevcudat alem zihinlerinde diriliyorlar. Hüşyar oluyor. O insanın aleminde diriliyor. Haşr-ı iman da insanda oluyormuş. Haşr de insanda oluyor hepsi. Ölüm şeyi. Hatırladınız değil mi? O cümleyi okuyayım da çok ilginçtir. Kaçtı? 13. Ama ne acayip. Yani o yüksek öz sedasıyla değil mi? He. 139'da da var. 139'u. 13. sözde var. 13. sözü açıyorum. Bak şu. Yüsebbühü lillahi ma fis semavati ve ma fil erdil melikil kuddüsil azizil hakim. Ne diyor bak? Gibi ayetleri işit bak. O ölmüş. Ölmüşe yatmış olur mu? Veya yatmış. Ölmüş kafirin nazarında. Yatmış bizim gibi gafil Müslümanın nazarında. Mevcudat alem yüsebbihu. Ne demek o şey? Tesbih ederler. Tesbih ederler. Yüsebbihu. Nerede tesbih ederler? Tesbih ediyorlar hatta. Muzari halinde yapıyor. Devam ediyor. Devam istimar halinde. Efendim devam ediyor şu anda. Devam ediyor ki peki sadası ile kimin aleminde? İşitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Hala muzariye diriliyorlar. Devam ediyor. Hüşyar oluyorlar. Kıyam edip zikrediyorlar. Her şey gibi hani cennet hazırda var. Haşir nerede şimdi? Hasan abi diye soruyor. Cennet cehennem var mıdır? Şu an yaratılmış mıdır? Üstad orada diyor ya aslında şu an cennet cehennem yaratıyoruz yani. Evet. Zihnimizde yaratılıyor. Yaratılıyor yani bizim üstümüzden. Şu bizim üzerimize devam şimdi. Ediyor şu an. Bir yaratma devam ediyor. Osman Hasan abi az önce bir şey söyledi. Bir dedi ki kelam-ı ilahi levh-i mahfuz'a geliyor, orada dönüşüyor. Ben anlamıyorum bu nasıl dönüşüyor dediniz değil mi? Şimdi Hasan abi, benim kalbim ve dimağım vahiy ile vahiy alıyor, ihya ve inşa oluyor değil mi abi? Ama ruhum kelam-ı ilahiye muhatap abi. Ruhum kelam-ı ilahiye muhatap. O işte burada dönüşüyor Hasan abi. Nasıl oluyor bilmiyor. Burada. Biz evet. Şu anda dönüştürüyoruz işte. Dönüşüyor. Mesela şeye gelecek. Çok garibinize gelecek. Sarf ve nahi bir ilmi var. Abdülkadir Sarp Sarapçı orada ya. Biliyor. Sarf ve nahi bir ilmi bu ayetin içerisini bizi nasıl dönüştürecek? Onu anlatacak biraz. Onu konuşacağız şimdi. Çok garip. Mesela bu yüsebbihu tesbih ediyorlar. Etmişler değil, edecekler değil, ediyor. Etmişti, ediyor, edecekler. Devamlı.
O devam ediyor ama bende şimdi diriliyor. Ha, şu anda diriliyor. Kim şu anda işittinse, aynen, kim işitmişse. Yok yani, yüksek ruhuda. İşe işitenlerin şu anda işittinse şu anda. Neresinde? Akıllarında değil. Zihinlerinde. Tamam mı? Vakada. He? Vakada yani. Vakada. Yani aklında değil. Şu anda oluyor. Kim de diriliyor, haşir oluyor. Kim işitmişse. Tamam. Kim işitiyorsa. Evet. Kim işitiyorsa şu anda oluyor. Bak burada diyor ki malem yecip lem yucep. Yecip. Yecip. Niçin? O zaman eğer illeti tam aklımıza gelen hemen vücud haricisiye çıksaydı, illeti tammeli olsaydı hatırına gelen olmuştur. Olmamış haline döndüremezdin ve ondan vazgeçemezdin. Olmuştur. Mesela vesvese, vehim. Ama akla gelenler, tahayyüle gelenler illeti tammeli olmadığı için istediği gibi evirip çevirirsin. Onda bir mesuliyet niçin yok? Vücuda dönmemiş. Zihni öyle değil. Manen zarar var zanneder, zarar eder dediği anda evet. O zaman zihinde mi etti? Zarar edersen zihinde zannediyor. Zihinde değil. Ama eder diyor ya o anda... Ederse, öyle inanırsa zihne geçmiş oluyor. Zihne geçirmeyeceksin. Hasan abi şöyle diyebilir miyiz? Eylemden önce akıl çalışır, eylemden sonra zihin çalışır. Aynen. Devreye girer evet. Yani. Evet, onu çünkü zihnin çalışması da yine irade üzerinden oluyor ya. Evet, onun hakkında işte onu yazdık mesela insanların fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Kalbin ve hissin, fikirlerin değil. Peki fikir olsaydı fiilin arkasında o zaman her alim, her bilen yanlış yapmazdı, doğru yapardı. Hep doğru yapardı. Ama doğruyu bildiğimiz halde yanlış yapıyorsak İşin faili bilgi değildir. Ha, şimdi o zaman namaz fiilinin arkasında namaz bilgisi değil. Öyle namaz bilgileri var ki hafızlar var ki namazı yok. Ama namazı varsa adınız gibi bilin ki namaz hissi kalpte var. İnsanın fiilleri nereden çıkar diyoruzlar? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. 5-77. Peki o nedir? Kalbin ve hissin fiil. Fiilin kaynağı biz biliyoruz ki vicdandaki irade ve his. Peki zihinde nedir? Hüşyar olup dirilmiş. Nasıl dirilmişse fiile o çıkıyor. Onu inşallah şey yapacağız. Fiilin kaynağını. Zihin dersinde kullanacağız. Ama şimdiden söyleyeyim. Zihinde artık olan olmamış olamıyor. Olmuşsa olmuştur. İllet-i tamirlidir. Orada hüşyar olup diriliyorlar. Bizim işte ahiretteki cennetimizin, cehennemimizin, ki bizimle alakası yok cehennem, cennetimizin kendisi macel durumu, zihin. Şeytan öyle diyor, vicdan daima vacil vücuda bakar diyor. Evet. Sana şurada şöyle diyor, onu çok güzel şey yapıyor. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Niye bekliyor, gözlüyor? Çünkü sensin o, sen seni evet. Bekliyor. Evet. Kendine kavuşacak yani. Gideceğin cennetinde, cehenneminde sensin zaten. Senin ürettiğin, senden olan. Senin vücudun yani, cismi ürettiğin vücuttur. Yani şey demiştik ya, ikizimiz mevzusu. Evet. Onun için hatırladığımda... Hani varıyorsun, kendine varıyorsun yani. Zihninde dirilen... Onu sen cennet diye ifade edeceğiz yani onu. Çok garip ya. O da zihninde diril... Yani bu manalara bak... Ne kadar acayip geçmiş galiba yani. Elhamdülillah ne kadar da şükretsek gelemez. İnsan kâfi görmüyor. Olayın vehametini görünce. Yani şöyle bakıyorum mama bak. Malem yecip lem yücet. Yani bakıyorsun böyle. İlleti tam. Bunlar Allah Allah. Şu andaki vakaya bakıyorsun. Perişan yani. Yani elhamdülillah. Böyle bir ahir zamanın ahir zamanındayız. Niye ahir zaman denmiş? Geçmiş asırların helak olmasına sebep olan günahları hepsi daha genel işleniyor. Böyle bir zamanda, böyle bir dersi Kur'an'ı nasip ettiği için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yani sanki cehennemin içinde cenneti bir şey yapmış. Hüsnü bir dünya. Sanki biz bu dünyalı değiliz. Sanki bu cemiyetin insanı değiliz.
İnsanlık yanıyor biliyor musunuz? İnsanlık yanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Peki biliyorlar mı? Biliyorlar. Evet, bunun şeyi bilmiyor ama bir kız %80'i bilmiyor diyor Üstad 16. mektupta. Mutahhirdirler. Nur gösterip topuzla vuruyorlar diyor. %20'si var. %20'si de Allah yardım etsin. Ya tenkitle, ya eleştirir, ya şunla bundan meşgul. Haberlerle meşgul. Yok. Yani mesela bu manaların ortaya çıkması için yani gayret etmesi gerekirken yani güçleriyle var olanı kapatmaya, eleştirmeye, ortadan kaldırmaya, insanların şeftlerini kırmaya çalışırdı bir asır. Eskide her yerde Kur'an'ı esas alıp bir şey çıkıyordu, nur, hakikatler böyle fışkırıyordu eskide. Şimdi kaliteli mi var? Şimdi... Kalan kaliteli oluyor. Evet, şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskide tahrip azdı, tamirci çoktu. Bak şimdi, dinliyor musunuz bunu? Eskide ezber olmasın diye tahrip çok azdı, tamirci çoktu, tamirci. Bu işin ehli çok. Şimdi ise ikisinin de tersi var. Tahrip çok, rahlenenen diyor, aletlerle, cep telefonu, internetlerle, rahlenenen yani aletlerle, tahrip çok büyük, çok yine tamirci de çok az. Tahrip büyük olunca tamirci de fazla olması gerekiyordu. Olmamış. Mükafat da çok mu abi? Evet, çok. Küçük bir amel bir yekün teşkil edecek. Birbirine yetişemiyor. Eşit değil diyor zaten değil mi? Biz çok zor. Eşit olsaydı. İki mütekabir kuvvetler eşit olsa tesiri mucize vali olurdu diyor. İşte onu da yaşıyoruz Hasan abi. Yani şeye gerek yok gene. İşte haftada bir derse girip birkaç saatle ömürlerini verdikleri mevzularda erişemedikleri mevzuyu burada erişiyorsun. Yani. O manaya. Evet. Bunu bir yaşıyoruz. Haftada bir günde İşte birkaç saatini ayırıyorsun, onda da gene yarım yamalak diye. Evet. Hiçbir hazırlığımız yok. Yani biz mesela derse gelirken hafta içinde ne hazırlık yaptık? Geliyoruz, şurada azıcık bir mevzu yapıyoruz, dağılıyoruz. Yani ya. Az bir şeyle az bir şey. Büyük bir neticeyi... Yani o kadar acayip ki gene bizim bu ders bir dünyamızı oluşturuyor, tamam mı? Bir dünya, içine giriyoruz. Sonra içinde yani bakıyorum, gelmiş akrabalar birbirine sarılmıyor, şey yapmıyor. Korona, morona, bakıyoruz. O da şeyden sonra dedim ya gideyim bir yemek yiyeyim şeyde. Akraba çıktım, gittim, o zihin çalışıyor mu? İlleti tamamen yeni buldum. Onun heyecanı var, dünyam. Sanki ben başka bir millettenim yani öyle. Etrafıma sur yapmış adam. Hiç şey yapmıyor. Ne oldu bir geldim. O ona sarılıyor, ona şey yapıyor, ona konuşuyor, o şey yapacak falan. Dedim eyvah cehennem mi ya? Burada nasıl yaşıyorlar ya? Hemen yemeğimi yiyip kaçtım kendi dünyama gene, girdim, of be ya. Ondan sonra, ben bunlara yardım etmeyeyim mi? İşte korona diye dersler yaptık işte, 2-3 tane, ha, dinlersin, dinle işte. Ne yapacağım, ne yapayım? Yani onlara da yardım ediyorum ama yardım istemiyorlar. Bir şey anlatmaya çalışıyorum, araya giriyor. Ya dinle diyorum, he ama diyor, ha tamam. Sonra da yalvarıyor, anlatana geçti. Yardım da istemiyor. Böyle o öyle bir oyuna gelmişler, öyle bir sistem kurmuşlar ki alemin içine, evladım yani, içi hepsi girmiş. Ondan sonra, ya anlamıyor musun ya? Şu bir sistem, bir korkuyla insanları ne hale gemlendirmeye çalışıyorlar. Sigarayla ölme vesilesi, kanserle ölme vesilesi. Tansiyonla, trafik kazasıyla ölme vesilesi, normal griple 96 bin kişi senede ölüyormuş. Griple. Bununla ölen 3 bin kişi ya. Normal griple de yaşlılar ölüyor. Evet. Nüfus ölmese ise aynı yaşlılar ölüyor. Acayip bir şey. Onda da zaten çaresi yok. Şimdi, ya. Peki bununla bakıyorlar ki ehli dağları, biz fark ediyoruz tamam bunu filmi çevirenler. Ha, anlatıyorsun, şunu demek istiyorum. Şu dünyamıza dünya olup, alemimize alem olup, ona biz içine giriyoruz, Yüzülümüç Kastan'ın da dediği gibi, cennet asabi hayatı vesile oluyor. Ufak bir gayret ya. Ufak bir gayret, fazla bir şey istemiyor. Şimdi,
Devam edeyim şunu, sarf ve nahiyi. Ondan sonra... Şunu bir yapalım. He, şunu yapalım. Çok güzel değil mi? Çok geç olduysa ara vereyim. Vereyim mi? Yok, bunu yapamadım. Ya, 12 mi? Şunu ara vereyim. Yani yöntemle içerisi nasıl çıkıyor? Niçin kalktım? Şu kelam-ı ilahi burada ne yapılıyorsa ayete dönüşüyor. Buradan sonra ayet geliyor. Sarf ve nahiv de nasıl bir yöntemle, yani elhamdülillah Rabbil Alemin, tamam da içerisini nasıl çıkartıyor? Yani içini nasıl bu ayan ediyor? Ona gireceğiz. İnsanın fıtratına da gireceğiz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Nahiv ve sarf, nahiv ve sarf ilmine ait münasebetler, Arapçada cümle kuruluşu ve kelime tek tek şey yapıyorum ki kolay olsun. Kelime yapısını inceleyen ilim. Sarf kelimeyi, nahiv cümleyi. Nasıl ki sarf ve nahiv ilimleri kişiler arasındaki münasebeti sağlıyorsa, mesela elhamdülillah Rabbil Alemin ayeti söyledim. Belki ben bunu sana nasıl anlatacağım? Sarf ve nahiv ilmini kullanarak ben de uyananı sana anlatacağım. Ama ben sarf ve nahiv ilmini öğrendikten sonra elhamdülillah Rabbil Alemin alemde gelir gelmez o havuza düşünce hemen anlam kazanıyor. İçi dışarı çıkıyor. Peki ben sana nasıl anlatacağım bunu? Kişiler arasındaki iletişim, kelam işte. Sarf ve nahiv de bir yöntemdir, aracıdır. Vesiledir. Yani bende uyananları sana nakledeceğim. Neyle? Bir yöntemle. Bak şimdi. Nasıl ki sarf ve nahiv ilimleri kişiler arasındaki münasebeti sağlıyorsa, bak Üstad Muhakimat 102'de bunu diyor. Yani fikrini, hissini, ruhsal hassasiyetini birbirlerine nakletmekte aracılık yaptığı gibi, ulumu nakli olan vahyi Kur'an'ı kalbe, ruha dönüştürme santrallığını da akıl yapıyor. Sarf ve nahiv ne yapıyorsa akılda vahiye muhatap olan akıl bunu kalbe ve ruha dönüştürme santrallığını da akıl yapıyor. Sarf ve nahiv diyor Üstad 102. Ne yapıyor? İçerisini dışarıya çıkartıyor. Yöntemdir. Mesela doktorumla misal vereyim. Bir lavat var da büyük ve küçük idrarını veriyorsun, tahlil ediyor, tetkik ediyor, içerisini çıkartıyor. O kimyasal bir faaliyet. Sarf ve nahif de böyledir. Aklı faaliyet de böyledir. İçerisi çıkartılıp karşıya naklediliyor. Demek ki Kur'an vahiy akla geldiği zaman akılda akla geleni bak, hissi, fikri, kalbi, ruhi meratipleri ayrıştırıyor. Kimyasal laboratuvarlarda aynı idrarı, kolesterolü mü var, şekeri mi var, tansiyonu var tespit ettiği gibi. Aynı o ayeti, akıl zekasıyla o ayetin bir tarafını, hüşyarlığıyla, anlayışıyla, muhakemesiyle, muvazenesiyle o ayetin içeriğini kendisine göre bu tarafa ediyor. Yani bir misal verirsek, topraktan toprak çıkıyor. Yüksek fırına veriyoruz. 1000 derece verince şu madde ayrılıyor. 1500 derece verince bu ayrılıyor. 2000 derece verince bu ayrılıyor. Ayrışıyor. İşte akıl yüksek fırına da ne kadar böyle malzeme verirsek, kalitesini, aklın kalitesini yükseltirsek, İçine giren manalar, Risale-i Nur ve Kur'an manaları ayrıştırıp, ayrışan şeyler hisse gidecekse hisse atıyor, fikre gidecekse fikre atıyor, ruha gidecek ruha gidiyor, latife insani ise latife insani atıyor. Sarf ve nahiv ilmi yapıyor. Ulumu akliyenin alet veli tabanları aklın sıfatlarına dönüştürüyor nahvi ilmi. Yani havuza geldi mi vahiy? Sarf ve nahiv ilimleri bunu ne yapıyor? Dönüştürüyor. Hisse dönüştürüyor. Mesela diyelim ki
öyle bir anlatım yapıyorsun ki adamı alıyor. Öyle bir anlatım yapıyorsun ki adam hayatını değiştiriyor. Bak o ayeti sen aklına dönüştürdün. Vahiy de akla suretine muhatap. O zaman vahiy sureti, bakıyor musunuz şeyinize? Vahiy sureti mushaftır ve fiildeki hayatımızdır. Bu çok önemli. Vahiyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti yani mushaftır. Elimizdeki kütüphanedeki o kitabın adı Kur'an diyoruz ama kastediyoruz kelam-ı ilahi, yoksa bu mushaftır, sayfalanmıştır. İnsandaki karşılığı nedir? Eylemlerimizdir. Kur'an'ın yani vahyin sureti bizim eylemlerimizdir. Furkan mı diyebilir miyiz? Abi? Diyebiliriz. Ama kainattadır o. İnsanda ise farkındalıktır. Kanuniyeti dimağımızdaki aklı, ilmi ve itikadımızlardır. Kur'an, vahyin sureti eylemimizdir. Vahyin kanuniyeti dimağımızdaki aklı, ilmi ve itikadımızlar. Vahyin hakikati kalbimizde, vahyin mahiyeti arş-ı azamın bizdeki ruhumuzda. Alem olarak arş-ı azam, bizde ruh, hakikati ise kalbimiz, şeceri hilkatta arş. Alemin bir şey söyleyebilir miyim abi? Özür dilerim. Şimdi yanlış konuşmaktan da korkuyorum Erzem abi. Şimdi sureti musaf ve hayatımızdakilerdir diyorsunuz ya abi. Hı hı. Bu Allah'ın kelamı değil de sanki Rabbimin kelamı gibi mi oluyor abi o zaman? Evet. Mesela sana dönüşme, mesela Allah'ı hiç kimse görmeyecek. Ama herkes cennete giden Rabbini görecek. Rabbini görecek. Yani o Allah'lık hakikatını senin alemi dönüşen şeydir senin Rabbin. Dolayısıyla buna benziyor yani. Evet değil mi abi? Ama bu nasıl akıl yapıyor? Bu vahiyi nasıl böyle hisse, fikre dönüştürüyor? Yani bilmiyoruz ama usta şey diyor, bir yöntem var diyor, saf ve nahim. Nasıl ki kelamın içerisinin incini, boncuğunu çıkartıyor, bize aktarıyor, deşifre ediyor. Yani üstünü kaldırıyor. İnsanın aklı melekeleri de, aklın 30 küsür tane sıfatları da sanki yüksek fırına atılan maden gibi. Verilen ısı yetmiyor. Sonra içeriye alıyorlar onu. İmbiklerden geçirip bir sürü muamele yapıyor. Ama onu ne için yapıyor? Gizli olan manaları ayan etmek içindir. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi topraktan altın elde ediyorsunuz. İşte bakır falan o süreci en son 24 ayarı aldın ya abi. Bu hep tek taraflı. Akıl böyle de değil abi. Çünkü bir peygamberin sözünü o tarafa dönüştürüyor, götürüyor, gönderiyor. Oradan gelen vahyi de bu tarafa, kelam-ı ilahi de bu tarafa döndürüyor Hasan abi. Anladın mı? Yani çift taraflı. Evet. Mesela diyelim ki şeytanın sözünü kendisi söylüyor. Bu nedir sözü? Adam söyledi. Vücud haricisi var. Bu ayat-ı tekviniyedir. Yani ne olursa olsun. Mesela Kur'an'da şerde var ya mesela Firavun'dan bahsediyor vesaire. Bu söz mahluk olduğu için ayat-ı tekviniyedir. Bunu atıyor dimağa, lef-i mavuz'a kadar gidiyor. Dimağımızdaki her şey lef-i mavuz. Lef-i mavuz'da ayat-ı tekviniyeler evamir-i tekviniye dönüşüp ayet oluyor. Ayet oluyor. Ayete dönüşüyor. Bir daha söyler misiniz lan? Bir daha. Bak şimdi. Şuradan yapayım da. Kelam-ı ilahi buraya gelince ayete dönüşüyor. Ayet buraya şey yapıyor. Şimdi insanda uygulayalım. Ben konuşuyorum şimdi. Konuştuğum şey ayettir artık. Şimdi konuşmuyorum. İçimde olanlar ayet değil. Evamir-i tekviniye. Tamam. Vücuda çıkarsam şeytan konuştu mu? Dedi ki beni sen azdırdın. Dedi mi? Bu mahluktur artık denmiş. Kudret taarruk etmiş. Buna ayat-ı tekviniye denilir. Menfi de yoksa ayat-ı tekviniye. Zehir yok mu? Şeytan yok mu? Allah'ın mudil esmasından yaratılmış. Bu ayat-ı tekviniyeler, eylem, şeytanın sözü, benim kafama geldiği zaman bu,
bu söz, şeytanın sözü, kendi zatının sözü, ayat-ı tekviniye. Benim dimama gelince evameli tekviniyeye dönüşüyor. Benim alemim de ayet oluyor. Hı hı. İşte büyük insanı uygulayayım. Hı. Şurada insan. Evet. Burada şeytan ayat-ı tekviniyelerini lef-i mahfuza gönderiyor. Her şey arşa çıkar. Kürse çıkar. Çıktı mı abi? Çıktı. Ama her şey. Bu ayat-ı tekviniye burada evamir-i tekviniyeye dönüşüyor. Yazılımına dönüşüyor. Burada o yapı evamiriler, evamir-i tekviniyeler, ayat-ı tekviniyeler, ayat-ı tekviniyeler de evamir-i tekviniye dönüşüm yeridir. Burada şeytanın sözü ayeti dönüştürülüyor. O da benimle var ya abi. Bana muhtaç ya. Ona senle zaten var. Sen ortada kalksan o şeytan dermez ki ona. Dermez onu. Ha, o zaman aslında nasıl böyle şeytanın sözü ayeti dönüştü? Ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye dönüştü. Bunun tersi işte. Tersi. Yani birbirine dönüşüm. O nerede yapılıyor? Burada ya. Ben de zaten yapıyorum. Mesela diyelim ki ben düşünüyorum evameli tekmini, ağzımdan çıkıyor ayata tekmini, seni de dönüştürüyorum. Evet. Seni de dönüştürüyorum. Evet. Senden gelen ayata tekminiyeler, yani kelamlar, benim dimağıma çıkınca fikrimi, hissin hissimi, latifem latifelerimi aktif etmiyor mu? Senden çıkan ayata tekminiyeler bende hisse dönüşüyor, evameli tekmini oluyor. İlme dönüşüyor, evameli tekmini oluyor. Yani burası dönüşüm ve dönüştürme yeri ya. Mesela tövbe estağfurullah, ama anlar. Koca şehrin pisliğini arıtma tesisiyle içecek suya dönüştürüyor adam. Değil mi? Var değil mi böyle? Var ya. Acayip bir şey. Mesela normal insana göre pislik, abdese şey sebeptir. Ama doktor bunu istiyor. Postacı ve kargocu olarak kabul ediyor. Koca iç alemini senin idrarınla tahlil ediyor, tespit ediyor adam. Yani ilme dönüşüyor. Nedir o? Kimya laboratuvarı onu içerisindeki şifreleri alıyor. Tamam mı? Pislik nedir? Ayat-ı tekviniyedir. Onun içerisindeki mana, mesaj evamir-i tekviniyedir. Tamam mı? İşte devam ediyoruz. Bu vahiy ile ilgili vahiy ve Kur'an diye ayırsak biraz daha sanki şey olur, netleşir gibi. Yani vahiyin sureti mushaf dersek biraz dar bir kalıp oluşuyor. Yani ben çalışmalarımda yani o dersen bıraksak yoksa söyleyelim mi? Yani bu vahiyin aslında sureti alim-i şehadet olması lazım gibi duruyor. Kanuniyeti ilim ve emirdir. Hakikati alemi mahiyeti de kelam sıfatıdır. Çok doğru. Bu Kur'an'ın. Yok. Neyin? Vahiyin. Vahiy. Evet. Kur'an'ın ise sureti mushaftır. Kanuniyeti vahidir. Kur'an'ın kanuniyeti vahidir. Hakikati arştır. Mahiyeti lef-i mahfuzdur. Yani kelam ilahidir. Çok doğru. Bu. Yani ben çalışmalarımda bunu doğru. buldum. Şimdi burada çatışır birbirine. Dersen bıraksak burada mı yapalım mı? Tabii onu şey yapar mısın? Şurayı silelim. Mehmet kardeşim şurayı sil. Onu yazar mısın? Şu artık silelim şunu. Onu yaz. İnsanda ve kainatta. Bakalım bu herhalde bu eylemsel fiil ikisini de üstündesin abi. Üstündesin. Ha, sil, sil. Artık vazifesini yaptın. Yaptım. Sil. Serbest bölge hariç sil abi. Niye? Arka tarafı niye kullanmıyoruz? Ne var arkada? Bir şey yok. Ne bileyim, serbest bölge duruyor ya gözümüzün önünde. Tamam, arkayı şey yapabiliriz de. Tamam, neyse. Tamam, bak. Şimdi burada işte eylemsel haliyle ikisini cem ettik abi. Herhalde karma yaptık burada. Yazsın. Burada o yaptığınız da insanda gibi geldi bana bu yazdığınız. İnsan. İnsandaki. Yani Musaf'ı saymayın. Hayatta. Musaf'ı zaten şey, hayatımız diye. Ha, deyince o tamamen insan insandaki gibi duruyor. Musaf'ı, evet, Musaf değil. Onu ben Musaf'ı sileyim doğru. Bizdeki, çünkü ben onu diyecektim. Bir oraya değil. Yani, ne ya? Diye, ne ya? Niye demiyorsun? Yok, şeyi, mahiyeti ruhumuzda vahiy nasıl olur diyecektim ama insandaki karşılığı gibi derseniz olur. Çünkü evet. Vahiy mahiyeti ruh olamaz. Yani, ha, o zaman arş-ı azamı da siliyorum aşağıda. Onu da siliyorum.
Hatta hiçbirisini yapmamışım. Mesela kalbimiz demişiz, arz dememişiz. Lef-i mahfuz dememişiz, dima demişiz. Tamam. Şimdi yani insandaki gibi olsun. Yukarıdaki hayatımız, mahiyeti de ruhumuz. Yani normal vahiy mahiyeti desek daha belki kelama gidecek. Evet, yani oraya koyarsak belgeli bir ilerisi oluyor. Sen insan denirse olur. O yaza ne kadar abi, psikolojiyle alakalı, biraz önce zihin ve aklın şeyini, yani bu psikolojik hastalarda, bu şizofrenlerde falan bu zeka ve aklın bu gibi yani imkanatı mümkün vaka gibi görüyor adam yani. Evet, evet. Yani zihinle aklın hükümlerini evet. Karıştırıyor ve onu gerçekmiş gibi zannediyor, öldürdü diyor, beni diyor, bu öldürecek diyor. Aynen öyle, doğru. Yani evamili tekvine, ayeti tekvine karşı için psikolojisi bozuluyor. Doğru, bak psikolojiyle uyguladı işte. Yani ayetle evamiliyle birbirine girerse şizofreni oluyor işte. Yani ihtimaliyatı vaka olarak görüyor. Vaka olarak öyle görüyor. Fark edemiyor, temiz edemiyor. Yok, evet. Şu nasıl oluyor abi? Ben şunu anlamadım. Mahkemenin temizi gibi. Peki tövbe zihni, illet-i tammeyi nasıl yapıyor abi? Yani tövbede mesuliyet kalkıyor. Yoksa onu olmamış sayılmıyor. Saymıyor değil mi abi? Ama hesap yok. Mesela şu, şimdi bu kadar tövbe ettin ama hiçbirisini unutmadın. Affedilmediğini mi gösteriyor? Yani tövbe ettim, tövbem kabul edildiğine delil, zihnimde de yok olsun. Böyle bir şey var mı? Peki, Allah diyor ki Celle Celaluhu, daha ne istiyor zannediyorsun Allah'a acaba? Tövbe eden yapmamış gibidir, bitti. Ama sende duruyor. Sana dönüşmedi Betullah Seyyat Masanat gibi. Yani aslında yaptığın şey, tövbe bugün etmekle o günkü haletin aslında hayra çevrilmiş bir yapının parçası haline geldi. Sebebi evet evet doğru. Niçin? Bütünlükte baktığında şeytanın yaratılması gibi oldu. Şer gibi gözürken hayır oldu. Ama ne yaptın? Tövbe ettiğin zaman oldu. Tövbe mesela diyelim ki günah. Yani kaybolmuyor ama o senin kulluğunun idamesi. Beni yapmayacaksın. Hasan abi şu lafınız beni çok şey yapmıştı. Oradan dile getiriyorum. Özür dilerim. Yani özür diliyorum ama. Şimdi diyelim ki cenneti hak ettim veya işte cehennemden kurtuldum diyelim Hasan abi. Allah demeyecek mi ki ya kulum tamam geç bu tarafa ama hani şurada yapmıştın ya. Şimdi bu beni yapmayacak mı? Bu benden evet. Hiç gitmeyecek ki abi ya. Yani bak o işlenen günah var ya. İşte kulluğun yani tövbe ettiğin zaman kulluğunun dinamosu gibi oluyor. Yani aslında bütünde güzel oldu o zaman. He. Bütünde şöyle ama güzel oluyor. Anladın mı? Hep iyilik senin, yaptığını kabul sen ediyor. Sen hep kulluğunu acizle anlamanın kul olamıyorsun. Motoru oldu yani. Olmasa bu kadar sen tövbe edip nedamet etmeyecektin Cenab-ı Hakk'a. Belki yani bütünlük mesela şey şöyle. Olmadı gene. Şimdi şey tane, vardı yani. O zaman unutacak mıyım onu ben abi o zaman? Unutma diye ben hayra kalbolduğunu düşünüyorum. Bak tövbe etmişim. İki yapmışım diyeceğim gibi oluyor. Şeytanın, şöyle diyelim, şeytan sana bak diyor ya açık saça, içimizde bir dürtü yok mu enerji? Bak bak bak, peki bakmanı kafa çevirdin, olay o manzara kapandı ama bakmanı. O enerji yok olur mu? Nereye inkılap etti? Dönüşüyor, hayra. Hayır oldu. Şimdi işlediğimiz günah, insanın aklını, kalbini, ruhunu yakar mı? Yakar. Yakar. Peki, o yakma bir enerji değil mi, realite değil mi? Evet. Ya Rabbi dediğin zaman o hayran geçti. O bitiyor. Orada yanmadan orayı buraya getirip burada yanıyorsun. Burada yanıyorsun ama netice veriyor. Ağaç çıkıyor yani. Şey şimdi gelelim Mehmet kardeşin şeyi. Vahyi, sureti alemi şehadet. Doğru. Şuraya geliyor. Kanuneti, ilim, emir. Kanuneti, ilim, emir. Niye? Niye mi sormak lazım? Ya o sonraki iş, uzun tamam. Olur. Uzun olur yani. Hakikati, alemin gayb, mahiyeti, kelam sıfatı. Şimdi buraya geçelim. Kur'an'ın sureti musaftır. Kanuneti vahidir, doğru. Hakikati budur. Bu tamam, bu şey. Aynı şey. Mahiyeti de lef-i mahfuzdadır. Burada bir ilim emiri konuşuyor. İlim emir olması vahyin şey var ya kitab-ı mübin, İbar-ı mübin. İmam-ı mübindir. Oradan geliyor. Evet. İmam-ı mübin. Bir şey kalmıyor. Bırak evet. Da kalsın söylemiyor. Tamam. Evet. Susmaya çalışıyorum. Ondan sonra gayb da hakikati ne? Esmadır. Gayb ya esmaların cemidir. Bu da kelam sıfatıdır. Tamam. Evet Mehmet kardeşim. Aynen böyle. Biz de şunu düzelttik senin söyleden sonra.
vahyin sureti hayatımızda dedik. Şimdi insanda, Musaf insanda, demedik. İnsanda. İnsanda. O insanda. İnsanda. Ondan sonra kanuniyeti dedik. Dimağımızda. Ondan sonra hakikati kalbimizde, mahiyeti ruhumuzda. Zaten denk geliyor. Evet, yani o şeyi sildim. Çok güzel. Tamam, eyvallah. Sana bu kısımda ben bir şey diyeceğim. Bu vahyin şimdi sureti hayatımızda, kanuniyeti akılımızda. Hani bize vahyin, yani o şeyi çözmemiz lazım. Ben öyle gibi geliyor. Vahye muhatap akıl dediğimizde ben şimdi şeyden de bakıyorum. Sanki akıl bir iş görüyor ama, yani bir muhataplık var ama esas iş orada görülmüyor gibi. Ama bizim şu konuştuklarımız da, yani alıp bütün organizasyonu, işi yapıp beceren, vahyi alıp neticelendiren akılmış gibi konuşuyoruz. Benim biraz kafam karışıyor. Niye? Mesela şeyde bir iki yere hemen baktım, vahiy kalp diye de. Mesela diyor ki, kalbi Muhammediye gelen vahiy ve huzur Muhammediye gelen Cebrail diye diyor. Evet. Sarih birkaç ifade evet, var. Şeyde de, sözlerde de diyor ki, o telefon ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar ilham olan kalpten. Evet. Şimdi baktın ona değil mi? Yani aslında vahyin şeyi kalp. Ama biz işlerken, aklı işlerken vahye muhatap akıl diyoruz ama tam illaki bir işlevi var ama sanki bütün icraat akılda dönermiş gibi konuşuyoruz. Evet, bak şimdi izah edeyim. Şimdi o kadar geniş ki neresinden tutacağım? Ya, tabii şu, yani şu ana bir konu. Ulema-i İslam bazı çoğunlukla aklı müstakil kabul etmemişler. Aklı kalbin sıfatı demişler. Vicdanı da müstakil bir vücudunu kabul etmemişler. Vicdan ve akıl kalbin sıfatıdır. Akıldır, şey kalptir demişler. Üstad da öyle diyor, içinde değil mi lan? He. Fakat öyle değil yani. Şöyle. Şimdi kalp cem cemdir. Cam-ı lezdattır. Şöyle bir yapı. O makesi efkarı, dima, mazar hissiyatı vicdandır. Şimdi bu kalp genelde, bütündür. Ama ya bir bölelim, parçalayalım da adamı tanıyalım. Genel diye şey yaparsak onu tanıyamıyorsun. Nasıl çalışıyor akıl? Kalp, kalp nasıl çalışıyor akıl dedim şeyde. Kalp nasıl çalışıyor? Ha, fikirle böyle çalışıyor. Vicdanla da böyle çalışıyor. Buradaki bütün maksat, dima hakkındaki konuşmalarımızdaki bütün maksat işleri kalbi işlettirmek. Kalbe vahiye muhatap kalp ya. Şimdi bu Muhammed'i düşününce Ahmet yok ortada. Mesela beşeriyetini düşünürsen Mustafa denmiş. Eğer beşeriyeti yani şey nefsidir ama kuldur, ubudiyeti vardır, Resuldur, parmağında su akıyor. Bu Muhammed'in hangi sıfatı? Ahmet sıfatı. Evet. Ahmedi tarafı. Yani onun için Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet-i Ahmediye denmiş. Mucizatı Muhammediye denmesi gerekirken mucizatı Ahmediye denmiş. Şimdi bu aslında usta, merkez, kalptir. Ama bu bunun içerisinde bir akıl şey yaptığın zaman aklı tahlil etme, tespit etme noktasında içini boşaltmış usta. Akıl tek değildir dedi. Lüme-i Şeytaniye var dedi dışında. Latife-i İnsaniye var diyor şurasında. Fikirlerin aksettiği dima var diyor. Ondan sonra bu diyor hissi, hislerin, vicdanların, iradenin, latife. Bu da vicdandır diyor. Bu ulemanın, diğer ulemanın o geneli şöyle demiş. Akıl, öyle bir şey müstakil yok. Akıl, kalpteki sıfattır. Vahyi kalbe gelir. Bu kalbin içeriye geldiği zaman, bu hoş geldin, onu kabul edip tahlil eden sıfatı akıldır. Ha ustad bunu ayırdı ki, biz onu kavrayalım, çözelim, bölelim, anlayışımıza şey yapsın diye. Yoksa akla geldi ama akıl nedir? Kalbin sıfatıdır. Çünkü mahke sefkarı, dima, mazar isyan. Yani kalpsiz düşünürsek dediğin doğru. Ama kalbi konuşuyoruz ama kalbi konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Kalbi konuşmuyoruz ama kalbi konuşuyoruz. Şimdi akıl denilen şey arkasında kalpsiz olursa o zekavettir zaten.
sıfat. Nasıl ki vahye tabi olmayan bir akıl zekidir ama biz akılla zekiyi karıştırmıyor muyuz toplumda? Hı hı. Çok güzel. Abi bir çok şey ilave edebilir miyim? Osman abi, hı, bizim niye kanuniyetimiz burada geçerli? Hı. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatle sürekli muhatap. Tamam. Onun için kalbe geldi ona. Hı. Ama aslında vahyin bizim konuştuğumuz kanuniyetinden konuşuyoruz biz. Akıl kısmı, yani dimağdaki kanuniyeti konuşuyoruz biz. Ama hakikati kalpten. O kalpten konuşuyor. Yani hakikatten konuşuyor. Vahiy hakikati. Hakikatten haber aldım ki diyor. He öyle mi? Yani zihin yani akıl. Biz bir sistemin nasıl çalıştığını inceliyoruz. Onu inceliyoruz. Yerdeki veya insandaki değil. Yani hani mesela akıl, vahiy geldiğinde icraatı akıl mı yapar? Kalp yani vicdan mı? O zaman şöyle diye çalıştırarak şöyle diye yapıyor abi. Muhatap olan kalptir ama neyle muhatap olur? Mesela şöyle bir misal. Sen belediyede müdürsün. Şimdi bir halk geldi. Hangi sıfatınla muhatap oluyorsun? Baban geldi. Hangi sıfatınla muhatap oluyorsun? Belediye başkanın geldi senin daha tepede. Hangi sıfatın? Ama hepsi sensin. O muhatabı göre öne çıkarttığın sıfatındır. Yani burada sultan kaptır. Sultan kaptır. O vahye muhatap olacak tarafım şudur. Sen buna muhatap ol. Bekçi ve süpürgeci. Ondan sonra bu taraf. Biz tamam, hep yani o içinde zaten oldu ama yapıyı çöz, yani tam oturtmamız lazım. Mesela şöyle diyor musunuz? Akıl tamamen vahiyi kabul eden, reddeden, onaylayan kısım akıl mıdır? Şimdi abi, mesela özür dilerim. Diyorum ki şey olsun, soru netleşsin evet, diye. Muhatap olan, vahiy muhatap olan, kalbin sıfat olan akıldır. Akıl olmuyor. İlk muhatap diyelim abi. İlk muhatap diyelim. Evet. Sonra peki bu aklın kalitesi nedir? Kalitesine göre mi? Kalbin akla beslemesidir. Arkası peki nedir bu akıl? Kalp ne kadar bunu beslerse kaliteli akıl olur. Yani aklın onu onaylama şey neyse çok soru var mı? Ne diyordu? Kalbiyle içeri girdi, akıl gözüyle baktı ki. Bakar bir şey var. Evet. Ya, yani şimdi, ayetle mi baktı orada o zaman? Yok, akılla baktı. Yani, akıl gözüyle. Akıl oradaki gözü, o tabir var ya, hı, o icmaldır. Tamam. Tafsil değil o. Hı. Biz ne yapıyoruz? Tafsil ediyoruz. Mesela şimdiye kadar zihni, aklın sıfatı biliyorduk vesaire. Hı. Ama ne yapıyor? Okudu Allah Allah. Peki zihne gireceğiz. Zihnin de bir sürü sıfatı var. Mesela kalbi araştırıyoruz. Kalbi araştırmak için ne dedik? Dimağ çözülmesi lazım. Dimağı araştırmak için dedik ki meratipleri bilinmesi lazım. Aklı çözmek için meratipleri çözmek lazım. Meratip bir baktık ki zeka ve hüşyar var, deha var. Dehayı, üst dehanın da sureti var. İçine girdikçe bir baktın ki hiç kimse yok. Abi bir de bu tarafa gelince gene et ve kemik içeriye giriyor. Şeydir yani bunu şuradan da anlıyoruz Osman abi. Yani vahide ne vardı? Vasıta var. Eğer kalbe direkt gelecekse vasıta ihtiyaç yok ki. Vasıta var yani. Melek vasıta yapmıyor mu? Çünkü eğer delide de çocukta da kalp var. Evet. Yani tamam, ama din istemiyor. Yani işte akıl. O en büyük olarak şeyimiz kullandığımız aklı olmayanın dini yoktur'dan yürüyoruz da burayı da yani o sistemi tam ifade etmiş olmuyoruz. Edeceğiz inşallah. Neyse çalışıyoruz. Tamam. Bir bakalım. Beraber bir bahsetmiş olalım konuyu. Kim tabi ne kadar nasiplenirse tabi. Evet. Yani benim ne anlatmak istediğim değil de seni anladığın akılla kalp ilişkisi. Böyle misal vermiştim de, şuradan yukarıya kalk kabul et. Neyle duruyor? Bir ayakta, bir ayak. Bir tanesi demez yani. Bunsuz düşünemezsin zaten. Akıl kalpsiz olursa zekadır. Anladın? Eğer arkasında kalp varsa bu akıldır. Dolayısıyla ne kadardır? Muhatap kalp, direkt vahiy muhatabı olmuyor. O icmal ediyor. Neyi anlatıyor? Onunla akıl anlatıyor. Neyse. Abi son bir şey de ben sormak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ya, çocuklar ve deliler kalbi vardır, aklı olmadığı için dinden mesul değildir. Yani. Tamam. Peki o zaman şöyle söyleyeyim abi. Bir muhatap alınan bir şey var. Nedir? Ona deniliyor ki aklını başına al. Almadım. Mesul değil miyim?
Ya. Hayır. Almayınca yani, aklı başıma almayınca akılsız oluyorum. O zaman mesul olmuyor mu? Zeki mesulsun diyor o zaman. Oluyorum. İşte yani o üzerine geçiyor. Vahiy. Vahiy akıl üzerine geçiyor. Evet. Biraz anladım. Bak. Kalbin sana alem-i şehadetteki sureti dima, alem-i gayb tarafına ahirete bakan yönü de vicdan. Şimdi akılsız olmakla aklı başında olmamak aynı şey değil yani. Tabii tabii değildir. Birinde din kalkıyor, birinde din... Elektrik cihazı çalışacak kabloyla değil mi? Yani veya uzaktan kumandı. Ha, işte o kablo akıldır. Evet. Cihazı kalptir. Devam edeyim. Maksut makama ulaşıncaya kadar değişim ve dönüşüme uğruyorlar. Şeyde, dimağda ve kalpte. Fakat Kur'an geldi ya, Kur'an geldi, akla muhatap oldu, dimağa muhatap oldu, Cebrail, Ceberut, buraya muhatap oldu. Burada imbiklerden geçti, sistemlerden geçti, işte vicdana atılacak, vicdana atılıyor, kalbe, ruha atılacak, atıldı. Ne kadar devam eder bu? Maksut makama ulaşıncaya kadar değişim ve dönüşüme uğruyorlar. Fakat mahiyetleri ve hakikatleri değişmiyor. Belki hakikati kişilere ve zamana göre değişir. Bu. İsterseniz buraya bir ara verelim de, çünkü ezmeyelim şunu. Tamam abi. Bunu ezmeyelim. Evet. Maksuttan yeniden başlayalım abi. Başla evet. El Fatiha. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Allah'a Dima 111, taakkul kaç? 16. 16'nın ikinci dersi. Şimdi vahyin suretini konuşmuştuk, kanuniyetin hakikatini, mahiyetini konuştuk. Ama insanda, ondan sonra devam ediyorduk. Maksut mana makama ulaşıncaya kadar o ayet dimağa geldiği zaman, maksut manaya ulaşıncaya kadar o ne yapıyor? Devam ediyor. Mesela dimağa girdi. Dimağa akla girdikten sonra o santral ile altı yol gibi tasdike, itikada, iltizama anlamak için o sıralamayı kullanıyoruz ama bunu şey yapmak için böyle o mertebeden o mertebe diye bizim çizdiğimiz gibi değil tabii. Akla girdikten sonra kalbe, vicdana, ruha, hisse, hafiye, ahvaya vesaire hissesini veriyor. Nereye kadar gidiyor? Dönüşüme, değişime ta devam ediyor. Yani ayetin içeriği bitene kadar ki içeriği bitmez. Devamı besliyor. Bizi orada da besleyecek, ahirette de besleyecek. Fakat mahiyetleri ve hakikatleri değişmiyor. Vahyin. Belki hakikati kişileri ve zamana göre değişiyor. Kişilerin o anlayış şeyi değişiyor. Nasıl ki bulunduğumuz mekan, haleti ruhiyemiz, beslenmemiz vesaire göre okunan ders değişiyor. Bu meyanda vahiyi akıl ne 30 küsür mertebelerinden tasdikin ilimlerinden tasdikin ilimlerinden silmişim izanın imliklerinden geçip sırf bir meratibi olan hakikatını iltizamda kavi ve sabit kılarak meleke haline getirip itikadına ulaştırır. Oluşturur. He. Bir de okuyayım mı? Bir de okuyayım. Bak, bu meyanda vahiy nasıl tamamlanır? Yani geldi de orada mı durdu? Hayır. Vahiy, aklın 33 mertebesinden, tamam mı? Sonra tasdikin ilimlerinden, izanın imbiklerinden geçip, sırf bir meratibi olan hakikatını iltizamda, iltizam eylem ya, kavi ve sabit kılarak, meleke haline getirip, meleke nerede getiriyor? İtikatta. İtikadını oluşturur. Bu süreçlerin olmasından rububiyetini kabul ve tasdik ederek, yani bu geldi vahiy,
O Pepsi'ne verdi, daha kabul etmedi akıl. Bu akıl tasdikten, tasdikten, izandan, iltizamdan, intikattan, kalpten, vicdandan, ruhtan her tarafa gitti. Akıl öyle bir karar verme hakkı yok yani. Hop ben senin vahiyi kabul ettim. Akıl akıl olsa gerek derken bütünsel oluyor. Ondan sonra o bütünsel karardan sonra herkes onayını veriyor. Ondan sonra akıl karar veriyor. Rububiyetini kabul ve tasdik ederek zatına aynı oluyoruz. Bu aileye Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap ise aynı olunca aynı oldun mu? Yani vahiyi kabul ettin. Bu imbikten, bu sistemden geçti mi? Ama karar verme akıldır. Bu sefer Cenab-ı Hakk'a cevap ise imanı kalbe indiriyor, mazhar ediyor. Ve aynı zamanda bu süreçten sonra da lemalarla devam ediyor. Yani vahiy geldi, akla geldi. Serbest bölge olsun, tasdik olsun, iltizam, izan hepsini geçiyor. Kalbe, ruha giriyor. Yani şunu demek istiyorum. Vahiy geldiği zaman akıl kendi başına karar verdim, reddettim. Değil yani. Biz makinenin sistemini anlamak ayrıdır. Diğerleriyle nasıl çalışıyor ayrıdır. Portakal misali verdim. Portakalın kendisini konuşmak ayrıdır. Ağaçla konuşmak ayrıdır. Şimdi biraz o tarafa kaydırıyorum. Şimdi dikkat ederseniz. Akıla geldi. Kendisi de demiş zaten. İmbiklerinden geçirdik. Sanki bu sorumuza cevap. Sonra tasdike attı. Sonra izana attı. Daha karar vermedi. Vahiy reddetmedi daha veya kabul etmedi. Sonra itizamda melek haline oldu. İtikat oldu mu? Vicdana iniyor. Kalbi iniyor. Ruha iniyor. Bu bütünsel harmanladıktan sonra hepsinin mesajını analiz ediyor. Akıl. Hepsinden gelen verilerle mesela vahiy kalbe şey akla gelince kalbe dağıtıyor. Kalp bakıyor ki harita olması, ruzname olması, Filist olmasına uygun mu ters mi? Kalbe akıl üzerinden vahiy geliyor. Akıl kalbin sıfatıdır, vicdan da öyle. Onun üzerinden gelen vahiy kalp kabul ederse kabulünü akla bildiriyor. Akıl bunu tasdik ediyor. Böylelikle Allah'ın ruhu biten ayna oluyoruz. Bak şimdi. Daima yok. Daima yok. İman yok. Şimdi Allah'ın bu rububiyetine, Rablığına, vahiyine böyle külli bir bütünselle cevap vermiş. Allah da bir adım atıyor. Bu koridor açıldı. Yol gidip geldi. Mesela Cumhurbaşkanı bir yere gidiyor. Zannediyor musunuz gidip de bir şey anlaşıyorlar? Önceden bakanlar veya bürokratlar gidiyorlar, geliyorlar, konuşuyorlar. O ana fikrin yollarını sistemle kurduktan sonra başkanlar gidip imza atıyor. Onlar daha önce gözükmeyen, ekranın arkasında gözükmeden onlar konuşulmuş. Onlar kararlaştırılmış. Ondan sonra bir saatte gidip çay içiyorlar, tamam diyorlar zaten. Daha önce o sistemi kurmuş, onaylamış. Tamam. Akıl böyle bir şey. Sonra işte bu bütünselliğin karar verme mekanizmasına karar verdi mi, bu sefer Allah bu karara, bütünsel karara cevabını veriyor. İmanını kalbe indiriyor. Bak, imanı akla inmiyor. İman kalbe iniyor. Vahiy akla inerken iman kalbe iniyor. Çok doğal. Zatın bir nuru olan, iradeyi ve ihtiyarın cüzün sarfından sonra mümin kulunu kalbine ilka etti, indirdi. Çünkü niye? O süreci bitirdi. Bakanlar kurulundan, o bürokrasiden, şundan, sisteminden, şundan, bunun hepsi bitmiş. Yoksa iki tane devlet başkanı kafa yormuyor. Onlar şu diyor ki, tamam biz bir olacağız, siz sistemi kurun.
Bu süreçten sonra da ne oluyor? İmanı indirdikten sonra ne oluyor? Lemalar 282. Bak. Lemalar 282 de bunu da bu sürecin devamı. Diyor ki şimdi geliyor sana. Evet ha. Bak adeta bu soracağını. Kalbi Muhammedi aleyhissalatü vesselam'ın gelen vahiy. Bak. Aynı yeriymiş valla. Hiç görmedim yani. Ya. Şimdi bak. Ben de bilmiyordum. Şu son okuduğunuzda zaten imbiklerden geçerek dediği kaldık ya orada. He. Zaten orayı anlatmaya başladım. Yani orada akıl küsürden geçip tasdik. Evet. Ben de orayı sormaya çalışıyordum yani. Bu bölüm nasıl olacak? Yani bu maksut makamdan başladı bunun izahı. Ben de Lemalar 282 okumuştum. Ha bak. Şimdi bu süreci geçti. Tamam? Peki ne oluyor? Lemalar 282'de Kalbi Muhammediye'ye gelen vahiy. Huzur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail. Nazar-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam görünen, bak gelen görünen hakaiki gaybiye. Sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihette şüphe getirmez diye Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizane haber veriyor. Şimdi bu... Çok taraf oldu. He? Tevafuk oldu acayip. Çok acayip oldu değil mi şimdi? Bunu soracağını bilen Cenab-ı Hak. Bunu gözüme de çarpmadı. Ara, şimdi o söylediğini butinsel olarak şimdi bakayım tahlil edecek. Anladık değil mi Mehmet Ağabeyciğim? Allahu Alem bundan sonra Kalbi Muhammediye gelen vahiy kalp söylüyor zaten. Kalbe vahiy. Huzur-u Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail dima. Huzur, dima, nazar-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a görünen hakiki gaybiye ruhtur. Üç tane söyledi ya. Kalbi Muhammediye vahiy, bu kalp. Huzur-u Muhammediye gelen Cebrail, dima, vahiy getirdiği için. Cebrail olduğu için. Cebrail olduğu için. Nazar-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a görünen hakaiki gaybiye ruh. Şeceri hilkat ile insan düşünürsek bunu arş-ı azam ruh. Arş kalp. Lef-i mahfuz dima yani akıl. Alem-i şehadet musaf veya fiillerimiz. Bunların süreçlerin hem sıralı hem sırasız oluyor. Nasıl olacak anlatacak? Yani akla girdi böyle bu sırayla böyle böyle gidiyor. Bir de sırasız geliyor. Mesela direkt akla geldiği gibi kalbe de gelebiliyor. Nasıl oluyor? Bu süreçleri tam idrak edemiyorum. Ama birbirlerine dönüşüm süreçleri çok garip. Akla gelen vahiy kendi sisteminden diğer meratiplere dönüşüyor. Tam keyfiyetini bilmediğimiz itikat oluyor. Buna mukabil imanı indiriyor sonra sana buna mukabil imanı indiriyor sana. İman inmeden itikattan sonra kalbe uygun vahiy oluyor. Bak çok tuhaf. Şimdi sanki böyle şimdi önceden o bakanlar kurulu ile yapılıyor ya. Bu hazırlık yapılıyor. Vahiy bile öteki tarafın temsilcisi, buna tarafın temsilcisi akıl, dima. Bu ikisi anlaşıyor, esas sultan gelecek, devlet başkanları gelecek. İmzayı onlar atacak. Ondan sonra sanki o vahiy öteki taraf, dima ve bu taraf, dima bu taraf, imanda o bütünselliğe verilen cevap. Bak, buna mukabil imanı indiriyor sana. İman inmeden itikattan sonra kalbe uygun vahiy. Sonra ruha uygun vahiye dönüşüyor. Yani vahiy indi ama ruha dönüşürken o kablonun üzerinden şöyle diyeyim. Elektrik kablosundan klimaya geçerse soğutuyor. Elektrik ocağına geçerse aynı kablo. Aynı elektrik ısıtıyor. Aynı kablodan ampule geçerse ışık veriyor.
Ama netice hepsi farklı. Aynı kabloya bağlansa hepsi. Klima, işte elektrik ocağı, ampul vesaire. Aynı şeyden nasıl farklı şeyler oluyor? Farklı onların istidadıdır. O mesela elektrik kablosu dimadır. Elektrik ise vahidir. Onun üzerinde geçiyor. Ama ondan sonra her şeyin istidadına göre o vahiy, o elektrik değişik anlam kazanıyor. Tamam? Ama elektrik nasıl güce dönüşüyor? Allah-u Alem işte bakın. Elektrik, dima. İçindeki akan elektrik kabloydu o. Akan. Oraya gelince farklı değiştiriyor. Elektrik ocağını çalıştırıyor, ampulü çalıştırıyor, fırın oluyor vesaire oluyor. Sonra ruha uygun vahiy ruha dönüşüyor. Yani diman imdiklerinden, vicdan kalpten geçtikten sonra hani sıralama gibi konuşuyoruz. Başka sırasız konuşamayız. Ama sırasız oluyor bu. Pat diye oluyor işte. Ruha aktarıldığı zaman o kablodan, o kablo, ay tek kablo Ali. Klimaya gidince, soğuturken aynı o şeyden bu tarafa kabloyu elektrik ocağı ısıtıyor. Ampul veriyor. Güç oluyor. Oluyor da oluyor. Aynı ama elektrik. Ne yapıyor? Sanki bütün o elektrikli sistemlerin kendi ruhu elektrik ya. İşte o kablonun meziyeti onlara bağlantı kurmak. Onun üzerinden geçiyor. O geçen vahiy, geçen elektrik kablodadır ama kabloyla alakası yok. Aracılık yapıyor. Aracılık yapıyor. Aktarım yapıyor. Bu süreçlerin sonunda mümin kuluna mahiyeti zatiyeden imanın mahiyetini tayin ve teşahhus ediyor. Buralara niye ve nasıl verdik, vardık onu da bilmiyor. Yani buna niçin girdik bu konuya dedim. Demek ki Osman denen birisi soru soracak. Mukadder sorusuna. Evet. Hasan abi. Bitmedi ama daha. Tamam, özür dilerim. Ama sonra ki unutacaksın sonra. Yok unutmayacağım abi okuyacaktım siz okuyun. Akıl bu merhalelerde aynı zamanda vahiy kendi içine diğer meratiplere dönüştürdüğü gibi vahiy akıl diğerlere dönüştürdüğü gibi bunun da tersi olan yani mesela arı su içer bal akıtır yılan su içer zehir akıtır akıl vahiyi aldığı zaman hem kendisini değiştirip dönüştürüyor, hem de değiştirmeden dönüştürüyor. Böyle bir şeyi var. Başka ne yapıyor? Onlara uygun, diğer sistemlere uygun malzeme de yapıyor. Vicdana mesela uygun hale getiriyor. Bunu da tersi olan itikadı, iltizamı, izanı ve tasdiki tasavvur ve tahayyülü kendi mertebelerine dönüştürüyor. Mesela vahiy geldi. Akla geldi. Tahayyüle, tasavvura, tasdike, izana, iltizama, itikada, vicdana, kalbe, ruha dönüştürüyor. İki tane var dedi ya. Bir, dönüştürmüyor. Aynı veriyor. Ha? Bunu da yazmadım da herhalde aşağıda gelecek. İsm-i azam cihetiyle olursa, o muhatap olursa, yalnız kabloluk vazifesini yapıyorsun. İçerisi değiştirilmeden vahyin direkt kalbe atıyor. İsmi azama mazhar olan bir insan, insanın aklı ve kalbi gelen vahyi dimağını dönüştürmüyor. Alıyor, kalbe atıyor ismi azam. Bu da Allah Kur'an'da ben diyor. Ben, biz değil. İkinci bir mertebede şey yapıyor, sonra gördüm bunu. Vahiy işte geliyor dimağa, işte akla. Bunu tahayyüle uygun dönüştürüyor. Tasavvura uygun dönüştürüyor. Tasdike, izana, iltizama, kalbe, ruha onlara uygun dönüştürüyor. Esma seviyesi. Bu da biz. Bu da esmalar. Esmaya mazhar olan bir akıl bu mertebelere kendisi dönüştürüyor. İsm-i azama mazhar olan bir akıl ise kendisi hiç dönüştürmüyor. Aldığını onu kendisine veriyor.
Herhalde bu sözler 482 bize cevap verecek. Meratip yok. Ama cebirini bozmuyor, yani geleni bozmuyor, bozamıyor akıl. Vahiy direkt geldi, kalbe atıyor. Vahiy geldi, direkt vicdana atıyor. Ruha atıyor, tasavvura atıyor. Hiçbir şey dokunamıyor buna. İsmi azama mazar olduysa bu. Diyor ki, bunu şimdi hatırıma getiren bir misal vereyim. Sözler 482'de şöyle. Halbuki şeriat-ı semaviyedir ve iştihadat-ı şeriyedir, şeriye dahi. Bir de okuyayım. Halbuki şeriat-ı semaviyedir ve iştihadat-ı şeriye dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedirler. Yani müştehit manayı kafasına göre, kendi tilke-i karihasına göre mana çıkarmıyor. Ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden, yani birbirine bindirilmiş nihayetsiz manaların üstünü ruhunun, kalbinin ve dimağının meratipleriyle açıyorlar. Yani imam ne yapıyor? Sonra buna geçeceğim. Yani aklı, kalbi, vicdanı, ruhuyla o ayete, yani akıl dev olmuş adamın, alimin. Kalbi, vicdanı, ruhu dev olmuş. Bu dima, kalp, ruhuyla. Şimdi o ayete müteveccih oluyor. Onun üstünü açıyor. O seviyede. Kimisi iki tane kapak açabiliyor. Kimisi dört tane kapağı kaldırabiliyor. Güçlü yani. Kapağı kaldırma meziyeti var. Başka bir şey yoksa yok. İçindeki hazine bunun alakası yok. Manaların battaniyelerini açıyorlar. Bu içeriden dışarıya. İçeriden dışarıya. İlki ise vahiy gelince akıl ve meratipleri itikada kadar, kalbe ve meratipleri ruh ve mertebelerine dönüştürülüyor. Yani iç dışa, dış içe dönüştürme zembereğinin merkezi akıl. İçi dışarıya, dışarıyı içe dönüştürme. Neye benzettik şurada? Buraya bakar mısınız? Kelam-ı ilahiyi içeriden dışarıya çıkarken bu uğrası ayete dönüştürüp getiriyor. Dışarıdan gelenleri, mesela A eşittir B ise B eşittir A sırınca, hangi yolla gittinse o yolla geri geliyorsun. Hangi yolla ayet bu tarafa, ayete dönüşmüşse, aynı yolu kullanarak, mesela şey de öyledir ama girmeyeyim o konuya, özel bir ayet, yok girmeyeyim ona. Seni aslına taşıdığı için cinsellik diğer zevklere galebe çalmış diyor. Tam işaretiyle de o kanuniyeti şey yapıyor. Aynı yolla, peki oradaki keyif, lezzetin zattan zannediyorsun. Aslına dönüşme sürecinin keyfidir o. Aslına gidiyorsun o yolla. Aslın. Bu çok ilginçtir o. O yolda geldi buraya. Evet. Ama zannediliyoruz ki biz onun zatıdır. Hiç onunla alakası yok. Onun zatıyla değil, neyledir? Onun üzerine, neyse ki vahiy akıl üzerinde dönüşüme oluyorsa, mesela elma, elmayı misal vereyim. Ağzıma aldım. Ondan sonra onda zevk, bende işte onda lezzet vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder diyor. Elma buraya kadar geliyor. Bundan ileri geçemez. Sonra elmanın tükürük bezleri vasıtasıyla dilin altındaki sinir uçlarıyla beyine elektriksel gönderiliyor. Beyine lezzet ve zevk alan şey elmanın suyu da değil, lezzeti de değil. Nedir? Elmanın içerisindeki dima karşılıklarıdır. Subhanallah. Elmayı meydana getiren esmaların çözünürlüğüdür. Lezzet alma mekanizması esmanın bil kuvvesidir. Bil kuvve, çekirdek. Beş duygu ise ağaçtır, bil fiil. Nasıl ki çekirdekten ağacın çıkma süreci meyveyi doğurdu. Aynı süreci
Meyve, meyvenin çekirdeği aynı şeyi yapıyor. Tersini yapıyor şimdi. Kendisi oluşmuştu, oluşturacak. Tamam. Şimdi bir kuvve lezzet alma mekanizması, geneli anlatacağım sonra size bunu, ilk önce sistemi. Lezzet alma bir kuvvedir. Elma bir fiildir. Elmayı meydana getiren esmaların cil ve cemal nakış sanatları aktif oldu. İçinden çıktı. Artık dilde maddesi kaldı. Sinir uçlarında ikaz edildi. Ne elma var ne suyu var. Artık nedir o? Bendeki elektriklerdir. Buraya geldiği zaman o ne yapar? Elmayı meydana getiren esmalar burada aktif oldu. Elmayı hangi esmalar aktif yapmışsa? Manaya dönüştü. Evet. Manaya dönüşüyor. Esmalar elmayı yaptı. O elma nedir? Esmaları bana taşıyan pakettir. Elma değildir o. Bakarsan elmadır. Bir daha. Esmalar elmayı yaptı. Niçin yaptı? Elma görünümlü esmalardır. Ben bununla esmayı sana taşıyacağım diyor. Ben bu elmayı alıyorum. Nedir bu elma? Esmaların hamurudur, bütünselliğidir. Ben bunu öyle bir sisteme koyacağım ki cihaz var bende. Bu elma görünümlü esma hamurunu ayıklayacağım böyle gül gibi. Tek tek esmalar ayrışsın bende. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'taki esmaları bu yöntemle buraya taşınacak. O zaman benim lezzet aldığım yerde esmalar aktif. O zaman ben lezzeti neyle alıyorum? Ben benimle lezzet alıyorum. Ama bu vesile oluyor. İki kabloyu birleştiriyor. Birleştirdim ben ama buradan elektrik ben değilim. Birleştirdim, lamba yandı. Ben birleştirmeye vesile oldum. Esma ile benim aramda elma hasta oldu. Şahit oldum sen. Buna şahit oldum. Tamam mı? Şimdi ben yaratılırken kürste, beşeriyetim. O hangi esmalar beni beşer insan yapmışsa ben kürse ya vasıta ile gireceğim ya vasıtasız gireceğim. Vasıta ile girmek kürs yoluna, kürsten geldim. Eşim olması lazım. Bu vasıtadır. Sebepli elma lazım. Ama sebepsiz de anlatayım bak. Elma bu lezzeti uyandırdı. Elma yok. Elmayı meydana getiren esmaları, elmasız buraları ikaz edebilirsem ben hariç, elmasız, elma ağzıma almadan da lezzet alırım. Limon deyince tahayyül ediyoruz, hemen alıyoruz mesela. Evet, limon. İşte yani, ağzımız sulanıyor. Tahayyülle de yapabiliyoruz onu. Tahayyülle de yapabiliyorsun. Mesela diyelim ki bizatihi hayal edersin. Bizatihi kendisi olur, bir de hayal edersin. Sebepli, sebepsiz. Ha, şimdi elma beni uyandırırken hayalle de uyanır. Buna sebepli, bu sebepsiz. Aslında netice sendekilerin bir vesileyle ya kulakla ya burunla ya dille ya elle sende uyanmak, uyandırmak mesele o. Hangisi ister vasıta olsun, ister vasıta olmasın, ister hayalle uyandır, İstersen bir fiil uyandır. Aslında ki o çekir intiba etmesi, neşu nemalanması demek. O kadar. Bunu uyandım, ağaç yapacağım burada. Şimdi ben beşeriyetim hangi alemden geldim? Ruh demiyorum. Beşeriyetim hangi alemden geldim? Kürsten. Evet abi. Cinsiyet oradadır. Cinsellik de oradan yapılmış. Şeytan da oradan takılmış vesaire. Orada beni meydana getiren esma, sıfatlar, şuunatlar bütünlüğü var işte. Var da var. Ben oraya iki yola gideceğim. Ya intibahi ruhu ile bu alemleri, bu derslerle böyle ziyaret edeceğim. O alemler iadeyi ziyaret edecek. O alemleri alemimde yaşayacağım. Veya hani büyük zatlar demiş ya, git oğlum aşık ol da gel. Niçin? Aşık olmayı öğren ki sonra Allah'a aşık olmak nasıl olur? Onu yani o şeyi kullan. Tamam mı? Ondan sonra aşık ol, yan,
Ondan sonra o aşk olmaya değmediğini, asıl o değil, sendekilerin alevlendirdiği, onun çirkinliğini gösterirsen, aşık olmuştur ama çirkinliğini görünce o aşk alevi ortada kalamaz. Bu sefer Allah'a dönecek. Döndürebilirse. Şimdi o sürecime geri döneceğim. Kürs şurada. Bu sürece geri döneceğim. Kürse. İki yöntem var. Ya elmayı kullanarak elmanın içerisiyle gene benimkisiler uyanacak şuraya veya elma yokken hayalimle başka yöntemle tak ah böyle uyanacak. İşte kürsten gelişimizin yöntemi erkekse kadın, kadınsa erkektir. Bir yöntem, peki oradaki keyif ve lezzet dediğimiz şey onun zatı değil, senin sende uyanışıdır, seyahatıdır. Aslı dönüşmenin halleridir, aslına dönüşme yöntemidir, asıl. Hatta o taraflara geçiyorsun ki oradan bir tane de, yani gelmişken bir tane nereye geldik? Kars'a geldik, bir kalper peniri alalım. Elize'ye geldi, bir çay alalım, hatıra götürelim. Ulan İstanbul'da da var ama buradan götürelim. Madem buraya gelmişken bir tane de çocuk alalım, buradan gidelim yani, bir alamet olsun diye. Oradan geldik, aldık. Orada duruyordu, tamam mı? Şimdi... Tabi bu esmaların sende uyanışı, iman yoksa da oluyor mu? Esma mı oluyor? Esmadır. Kafir olsa da fark etmez. Çünkü elma yiyen kafir mümin fark etmez ama şu fark var. İki, Müslüman'da iki oluyor, onlarda tek oluyor. Şimdi şu, bu lezzeti ağzındayken alıyor, lezzet yok. Mesela elma, dışarıda lezzet yok. Ağzıma aldım, lezzet var, yuttum, lezzet yok. İki yokluk arasında var gibi oluyor. O kadar, tamam mı? Bir tanesi bana sordu geçen, bir ateist. Geçen hafta sonra dile getirdim. Ya dedim, sonucunu söylememiz lazım. Konuştunuz, sonra anlattınız. Şimdi, yani dedi ben dedi din dedi mani değil mi? Bir sürü lezzetleri yapmadan ölüm gittim dedi ya. Dedim ki, dünya lezzetlerini istiyorsan terk lezzeti evladır. Niye? Çünkü bilmediğin zaman bilmediğin şeyin kölesi değilsin, rahatsın, hürsün. Ama bildiğin bir şeyin kölesisin, esirisin. Çünkü o bildiğin bir şey senden ayrıldığı için bak sende iz bırakmış. Onun için bazı şeylere demiyor musun dedim, ona şaşırdı. Keşke bilmeseydim, tanımasaydım, ne kadar rahattım. Bildim, tanıdım, tattım. Şimdi mümkün değil her daim ele geçirmek. Onun kölesisin, sıkıntısı var. Her talep ettiğin şeyin kölesisin. Hürriyetini ortadan kaldırıyor. Burada durdum. Yanlış yapmıyor. Neyse, hedese bir türlü, demese iki türlü diyemiyor tabii fıtrata zıt. Şimdi... Bu yöntemden bahsediyoruz. Devam edelim. Hani devam ediyorum, özür dilerim. Şimdi az önce de bir sıralamadan bahsetmiştik. İşte vahiy nereye geliyor, işte kalbe geliyor, işte akla geliyor tarzında böyle. Şimdi bir de biraz ben kendimi sıktım herhalde ki Hasan abi. Benim misalimi Allah-u Teala sizin ağzınızdan söyledi. O elma misali bende çok şeydi abi. Şimdi elmayı yediğiniz zaman aslında elma değil ama o hayat-ı tekviniyedir. Evamir-i tekviniye sizdeki karşılığını buluyor. Lezzet buradan çıkıyor abi. Hı hı. Burada size ait olan hiçbir şey yok aslında. Yok. Yok değil mi abi? Yok. Şimdi, sanki dönüştürme merkeziyiz. Merkezi gibi. Hayat-ı tekviniyeleri, evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniyeleri de hayat-ı tekviniye dönüştürüyor. Şimdi burada şöyle bir sıralama olabilir mi acaba abi? Şurada mesela şöyle yazıyor. Kalp ve hayal o nun-u nabudü'den çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı. Dedi ki ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı nabudu ve nestayinde mabut ve müstean olan Halık'a giden yolu göstermek lazımdır ki sizin ile gelebileyim. Yani akıl vahye muhatap diyoruz ama aslında kalp de akıla yol gösteriyor Hasan abi. Evet. Öyle değil mi abi? Evet. Ve diyor bakın kalbe şöyle geldi ki de o müdahayir akla. Aklın özel müteahhir. Evet. Yani bir şey incelerken kendi sistemini inceliyoruz. Mesela kalem nasıl yapılıyor, nasıl yapalım falan, buraya salalım.
Bitti. Ha, şimdi deftere nasıl yazacak? Ayrı bir şey. Hı hı. Bu kendi başına düşünmek ayrı, defterle ayrı bir şey. Elma kendindeki lezzetin farkında mı abi? Veyahut da dil ne yaptığının farkında mı abi? Kendisi başında farkında değil. Değil değil mi abi? Dil de farkında değil ama abi. Ama onun diyor ki ustad, onun müekkel melaikesi, temsilcisi onun adına lezzetleniyor. Lezzet camidatta caiz değildir diyor lemalarda. Nasıl onda lezzet denmiş ayette diyor. Onu müekkeli olarak kabul ediyor. Şimdi bu şunu bir şey yapayım. Yani müştehit manayı kafasına göre kendi tilke-i karyasına göre mana çıkarmıyor. Ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden yani birbirine bindirilmiş nihayetsiz manaların üstünü ruhunun, kalbinin ve dimanın meratipleriyle açıyorlar. Yani o ne kadar meziyetin varsa onun üstünü ne yapıyorlar? Açıyorlar. Bu içeriden dışarıya. İlki ise, ilk ne? Vahiy gelince akıl ve meratipleri ne yapar? İtikada kadar, kalbin mertebelerine kadar, ruhun mertebelerine kadar dönüştürüyor ilk. Bu yani iç dışa, dış içe dönüştürme zembereğinin merkezi akıl. Böyle yapıyor, sonra böyle yapıyor. Bu makamda en merkezde olması itibariyle akıl çok çok imtiyazlı bir özelliği var. Ama müstakil şey değil. Ama ilk böyle muhatabiyeti böyle bir özelliği var. Sonra yani iki şekilde eğer ism-i azama mazarsa Çift taraflı abi. Evet. Yani adı da Allah kelamı şeklinde dönüştüren, vahyi dönüştüren gene bu. Evet, hepsi onda yapıyor. Esmanın mertebeleri olursa, elmayı anlattığım gibi, mesela elma kullanılıyor. Ama ism-i azam mazarsa elma şart değil, direkt veriyor. Yani mesela neye benziyor? Allah bir kulunu severse, onu dinine hizmetçi seçer, şöyle yapar, böyle yapar. Ama Allah Resulü tabiriyle ilim yapmadan ilim yapmak ister mi diyor. Nasıl olacak bu? Takvanızı artırın diyor. Takvanızı artırınca ne oluyor? Takvada ne var? Terkler var. Terkler olunca o zaman Allah ihsan ediyor o terklere, o pisti yaptığını uçak iniyor. Yani terkler. Terkler ne olunca? Olunca la ilahe olduğumu illallah. Bu sefer verilenler veriliyor. Bu sefer kalbin açılıyor. Bir şey yapmıyorsun bak. Terkler olunca kalbin üzerindeki baskılayıcılar, günahlar, günah ortamları vesaire kalktı. Kalp astı seyrediyor. Yani şu, iki yöntem vardı ya. Birinci yöntem şu. İlim yaparak ilim sahibi oluyoruz. Bu zahir. İkinci manı, İlim yaparak üzerimizdeki terkleri kaldırıyoruz. Aslında ilimle dışarıda bir şey almıyoruz. O aldıklarımız da üzerimizdeki kaldırıp zaten biz haritayız, kulasayız, filisteyiz. Onlar aktif oluyor. Biz zaten varız. Ve alleme Adem esma-i külla. Dışarıda müdahaleyle içeridekini uyandırıyorsun. Uyandırıyorsun. Dışarıdakilerle içini uyandırıyorsun. Dışarıda müdahaleyle içerideki hastalık da uyan, böyle uyandırıyor. Onları uyandırıyorsun. Yani bir zahirde ilim alıyoruz. Batında ilim almıyoruz. İlimle batını uyandırıyoruz. Bizde zaten var. Her şey işte. Hepsi bizde. Mesela çekirdekte toprak, güneş, hava, su çekirdeği uyandırıyor. Oysa onlar yazılıma bir katkısı yok ki. Yazılımda bir katkısı yok. Demin okuduğum yeri bir şey yapayım tekrar istersiniz. Şecere-i ilkatin meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fiil sesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalem kudret alemin kitab-ı kebirinde ne yazmış ise icmalini mahiyet insaniyede yazmıştır. Kalem kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise tırnak gibi bir meyvesinde dahi derc etmiştir. Yani, mahiyet insaniye. Evet, mahiyet insaniyedekini bu sefer açmaya çalışıyorsun. Aslında evet. Kendini açıyorsun, yeni bir ağaç açmış oluyorsun. Yeni bir şey. Kendini tanıyorsun yani. Evet. Yeni bir ağaç inşa ediyorsun. O ağaç, o ağacı. Bu şey değil mi size? Kelam-ı ilahi de vahiy, lef-ül muhafaza,
Kelam-ı ilahi de zata vasıtadır. Kelam-ı ilahi bile netice değil. Nasıl abi bir daha? Zat. Bir daha, nasıl abi bir daha? Anlamadım. Bir daha. Vahiy, lef-i mahfuza ulaştırıyor bize. Ulaştırıyor. Netice lef-i mahfuzdur. Hı hı. Kelam-ı ilahi de, şu kelam-ı ilahi şu sürecin adı değil miydi? Evet. Kelam-ı ilahi yol açtı. Kelam-ı ilahi de vasıtadır. Zata. Sıfata değil mi? Evet. Ya yani şey yok, sıfattan geldiği için sıfata geldikten sonra derdin zat. Sıfatlar da bir hacı. Ne diyor ya Hasan abi ya? Vahiy bile vasıtadır. Dersin başında dedik ki hatırlıyor musun? İlk önce ya olur mu ya, kafir ne olurum, Müslüman olurum, sonra sebattır, sonra cennet cehennemdi, sonra Allah'ın dinine hizmet edeyim, sonra o din benim dinim. Malına sahip çıkıyorsun. Mesela Allah'ın dinine hizmet et demek ayrıdır. Dinine hizmet et kardeşim ya. Tamam, daha ileri gidiyoruz. Bu din Allah'ın gayesi ya, Allah'ın sırrı ya, onu temerküz etmiş hali benim. Ben de Allah'ın sırrıyım, o din benim, tonmuş hal. Helal haramlar benim alemim, istidat ve kabiliyetin yazılımım. Ki Kur'an, insan, kainat aynı ya. Dine, birisine hizmet etmiyorum. Kendimi kendimle anlamlandırıyorum. Ben benle. Beni benle izah ediyorum. Ben bana sahip çıkıyorum. Dine sahip çıkıp gibi gözükürken kendime sahip çıkıyorum. Peki bu bize ne getirecek demişti. Başkasını sorgulama, yargılama, tenkit etme, eleştirmeyi ortadan kaldırıyor. Niye? Bana herkes hizmet etmek zorunda değildir. Arkadaşlar, herkes kendisine düşünsün. Bana hizmet, birileri hizmet etmeye mecbur değildir. Yapmışsa ihsandır. E5'in kenarında durup, araba beni niye almadı? Mecbur muydu? Alırsa ihsandır. O zaman Allah bile, beni dinle bak. Allah bana bunu niye yapmıyor? Otobanda duruyorsun, bu araba beni niye almadı? Mecbur muydu almaya? Allah bana bunu niye yapmadı? Mecbur muydu? O zaman dine hizmet ediyor gibi gözükürken, kendine hizmet ediyorsun. Namazı Allah'a kılar gibi gözükürken kendini anlamlandırıyorsun. Kendin elektrik üretiyorsun. Mesela elektrik gibi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı pervane. Ne yapıyor bu? Elektrik üretiyor. Ne yapacak bunu? Bir sürü elektrik cihazları çalışacak. Namaz da Allah'a yapıyor gibi gözükürken, orucu Allah'a karşı yapan gözükürken, kurbanı Allah gibi gözükürken, ne yapalım çocuk yürütürken, öyle diyeceksin. Ama belirli bir aşamaya geldin mi? Allah için diyorduk ama Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok ki. Benim için yapıyorum. Ben benim için hareket ediyorum. Ben kendimi inşa ediyorum. Kendimi anlamlandırıyorum. Kendimi canlandırıyorum. Kendimi rola. Bu benim işim ya. Ben beni. Aklımı tanımak istiyorum. Neyle? Aklımla. Aklınla aklını tanışacaksın. Tanınan da, tanınacak da aynı kişi. Abi dersin en başında aklı var, aklı varsa alametleri diye sıralamıştınız ya. Hı hı. Şimdi bütün sanki bunları nihayete özetlediniz. Yani evet. Burada bahsedenler, yani şu anda en son konuşmada evet, en baştaki neyin etti sanki abi? Evet. Bakın, teşekki etmez bir hasta bu. Teşekki etmez, şekva etmez, şikayet etmez. Kimden kime şekva ettiğini bilir, kusurunun nefsinden çıktığını bilir. Evet, deluhte eder. Yani şu bak, otobandasın bir daha çok... Tamam abi, bir daha söyle. Araba beni niye almadı diyor musun geçen orta üçüncü şeritten? Yok. Yok, niye almadın? Ha. Allah bana bunu niye vermedi de demiyorsun. Böyle nazarın olursa. Yani bir mecburiyeti yok. Var olman ve varlığından, kendi varlığında bak.
Bizi var etti, varlığında haberdar etti. Duada diyoruz ya, öyle değil demiyorum ben daha şimdi. Var etti ama varlığımda haberdar değil, bile değilim. Kendi varlığımın yok, varlığımın şuurunda değilim. Tamam. Var etmesi, mesela bu o tahtayı var etti. Ona bir şey yok ki. Varlığın şuurunda değil. Ha varmıştır, ha yoktur. Buna göre şey. Ancak bunun mümessili farkında. Ben bunun gibi masa gibi değilim. Var olmam yetmiyor. Var olma şuurum lazım. Ne kadar lazım? Ne kadar anlam kazanırsam, ne kadar çekirdek ağaç olursam, ne kadar kendime anlam yükleyip farkındalığım olursa. Münacattır işte. Tamam. İşte araba beni niye almadı? Allah beni niye topal yaptı? Demiyorsun. Var oldun. Varlığımın farkına, varlığından haberdar etti. Beni var etti, varlığından haberdar etti demiyor. Var etti kendime. Yaşadığımın çoğu insan farkında değil. Yaşadığının farkında değil. Var etti, varlığımdan bu derslerle var olduğumu, anlam olduğumu haberdar etti. İşte ben bu namazla, oruçla, derslerle birisini memnun etmek değil. Birisine hizmet etmek değil. Ne o benim amelimle memnun olur, ne de ihtiyacı var. Ama benim bu namazım, benim ihtiyacım var. Bende dolaşmakta ihtiyacım var, keyfim var, zevkim var. Ben varım demenin adı budur yani. Bu işte, oruçtur. Ben var olabilmek. Oruçtur, namaz. Bu, peki varlığını hangi sistemlerle uyandıracaksın varım diyebilmen için? Bazen bir oruçla. Bazen bir Kur'an okumayla, bazen namaz kılarak, bazen bir derse giderek gaye var olduğunun bilincini, şuurunu uyandırmak ve kendinden kendine ifade etmek, anlam vermek, anlam katmak, anlama getirmek, Furkan olmak. İnsan Furkan'dır. Canlı bir Furkan oluyor. Yani o zaman birilerini memnun etmek değil de kendimi inşa etmek, kendimi ihya etmek, kendime anlam vermek, anlamlandırmaktır, olduğunu anlar. Ya bu başka bir seviye tabii olsa gerek. Bu ileri bir seviye. Mesela oruç tutuyor, Allah için tutuyoruz, namaz kılıyoruz, Allah için namaz tutuyor. Yani o zaman ona namaz kılmak, ona oruç tutmak, ona Kur'an okumak, onun için yapmak zor geliyor. Ama kendim için olunca, yani birisine yardım ederken o kadar şey değil ama kendi işim olduğu zaman daha şevkli oluyorum. Başkasının arabasını iterken böyle itersin. Kendi ben arabanı itersin ama zorlamayayım diye. Benim arabam bataklıktaysa nasıl bunu can hülya şahane ile şey yapıyorum. Allah'ın dinine hizmet ederken tabii ya bu kardeşler hadi beraber yapalım sen de bir şey ver falan. Ama arkadaşlar benim şu ameliyatım var, benim meylemsiz olsam ben kendime olsa Allah'a Allah'ın dinine hizmet etmek gibi olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada maksat sensin. Yapan da sensin, yapılan da sensin. İsteyen de sensin, istenen de sensin. Ama çocuk gibi olduğumuz için ilk önce haberimiz yok. Cahiliz, bir çağ vesaire elimize vermezler. Oğlum bu yanlıştır, bu zararlıdır, içme, yaptırma. Anne niye bunu yapıyor? İhtiyacından değil, benim daha gelişmem için. Ama belirli yaşa geldikten sonra anne ne yapıyor? Anne o sefer bırakıyor seni. Ha, o zaman çocuk anlıyor ki ha bu işi kendim için yapıyormuşum ya. Bunu kendim için okuyormuşum ya. Ders çalış. Ha kendim içinmiş o. İlk önce çocuk anne babayı memnun etmek için ders çalışıyor. Bisiklet almak için şey yapıyor değil mi? Mesela çocuğa niye Kur'an öğreniyor? Baba vaat etti, bisiklet alacağım. Babanın gayesine bisikleti vasıta yapıp Kur'an okutmak. Çocuğun gayesine Kur'an'ı vasıta yapıp bisikleti almak. Kur'an vasıta, bisiklet netice. Babanın gayesi bisiklet vasıta, Kur'an netice. Değişiyor. Aynı şeyi uygulayalım. İlk önce Cenab-ı Hak da bize diyor ki, bak bunu vereceğim ha. Sonra bakıyoruz ki, ha hakikaten o cenneti ne verecek? Zaten bizde var, bunu uyanır. Meğer bunlar içinmiş. Benmişim maksat. Bütün bu harekatlarda Hasan abi Allah'ın şuuru ve ıtlağı bulunması.
Bu ne demektir abi? Yani o bütünselin sahibi. Mesela buzun üzerine neler yaptı? Buz nerelere vesile oldu? Su bunda haberdar olması ne demekse. Bak şimdi. Şimdi buz bir şeyler yaptı. Bir şeyler söyledi. Bir şeyler oldu üstünde binalar. Su ne kadar haberdar? Biz ne yaptıksak Esma da böyle haberdar. Çünkü Esma'nın donmuş haliyiz. Ne haberi ya? Onda oluyor zaten. İşte donmuş. İşte onda oluyoruz. Daha ötesi de işte bu. Bir adım daha var da ondan sonra hepsini bırakıyorsun. Tamam. Evet. İşte evet. Hiç olduğun zaman artık. Yani bu bize birbirimizi tenkit etmeye kimse kimse mecbur olmadı. Ondan sonra tenkit etmek yok, eleştiri olmuyor, beklentin olmuyor. Hakikaten bir şey hizmet ederken bir şey etmiyorsun. Ona gibi gözükürken buraya diyormuşsun, ayna gibi. Şuraya bakıyorsun. Buraya bakarken aslında buraya bakıyorsun. Lan buraya bakmıyorum. Buradan buraya bak. Buradan buraya, buradan da buraya. Dini mübine hizmet ediyorum buna. Buna kendine hizmet ediyorsun. Öyle bir ihtiyacı yok. Risale-i Nur, Kur'an'ın, haşa Allah'ın hiç kimseye muhtaç değil. Biz muhtaçız. Onun için bırakın hizmeti kurtarmaya. Bırakın Kur'an'a, Kur'an'ı kurtarmaya. Kendin hizmetle, Kur'an'la kurtulmaya çalış. Hizmeti kurtarmayı bırak, hizmetle kurtul. İslamiyet'e yardım, İslam ne diyor? Ama daha çocuk olunca muhatap şu, benim dinime yardım ederseniz, hadis değil mi? Allah da ben de size yardım ederim. Benim dinimi dert edinirseniz derdinizi üzerime alırım. İlk muhatap o çocuk yürütme dönemi. Ama bir bakıyorsun ki, öyle bir şey geliyorsun ki, yani bir şey yaptıkları zaman dine zıt, bunun alameti şu, bizde var mı diyeceksiniz, ona cevap olsun. Dine zıt, din düşmanı yaptıkları zaman nasıl böyle fikir olursa, olan şunlara bak ya, şu zalimlere bak, dinsiz, kitapsız falan, bu hissiz bir kelam. Arkasında kimse yok. Ama eğer içinde kendiniz varsa tüyleriniz diken diken olur. Vay be, şuna bak lan. O mübarek olsun. O din değil. O din değil. Şu ayna değil. Ayna da budur. Budur. Yani sanki istidadına bıçak saplandılar. Sanki istidadını bozdular. Sanki kabiliyet istidadını yıkıp yıkıyor. Ama yok, dine hücum ediyor. Öyle değil. Alem İslam'a indirilen darbeler, İlk önce ruhuma hissediyorum diyen ustad, 9 tane dişi düşmüş bir gecede, sıkıntıda. Ona fena film böyle. Ondan zaten kaynaklıyor ki ümmet ruhu bu. Ümmet ruhu olan, bedensel, yöresel alamet olan milliyetçiliğe tenezzül eder. Ballar balını bulmuş, kovanın aşı yapar. O kadar basit oluyor işte. Evet. Burada bırakalım. Ondan sonra haftaya inşallah devam ederiz. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.